Filinta 51. Bölüm. www.seslibetimlemederneği.com. Ali koridordaki meşaleye üfledi. Mustafa! Ya, ya yalvarırım oğlum. Semiha'nın gözleri bağlı. Oğlum ne olursun. Ali'nin yanına geldiler. Karşı tarafa haberlerin nasıl uçtuğu belli oldu. Semiha'nın göz bandını çıkardı. Ali şaşkınlıkla bakıyor. Oğlum! Muhbirli kim ben ki? Mustafa Allah rızası için. Ne diyorsun sen Mustafa'm? Bakma öyle. Anlatacağım. Ya Mustafa Allah rızası için yapma ne olur oğlum. Yürü. İteledi. Ay Allah'ım yarabbim. Masadaki resmi memur mühür bastığı evrağı bir adama uzattı. Adam gidiyor. Farah odaya girdi. Fevzi masasındaki bir sayfayı çevirdi, inceliyor. Hayırlı günler. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mısırlı Ekrem Paşa'nın kızıyım. Babamla ilgili kayıtlara bakmak istiyorum. Onunla Fevzi Bey ilgileniyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Fevzi Bey. Evet bu. Tebessümle kalktı. Buyurun. Hayırlı günler. Ben Tabibe Leyla. Babam Mısırlı Ekrem Paşa hakkında kayıtlara bakmak istiyorum. Peki Leyla Hanım. Tabibesiniz ha? Maşallah. Allah bağışlasın. Ekrem Paşa kötüydü değil mi? Hemen bakıyorum. Arkasındaki raftan aldığı siyah ciltli kalın defteri masada açıyor. Farah'la birlikte inceliyorlar. Fevzi kırklarında. Aa. Allah Allah. Ekrem Paşa'nın kütüğü olduğu sayfa kopartılmış. Allah Allah. Hiçbir bilgi yok mu? Yok, bütün sayfa kopartılmış. Farah parmağını dudağında gezdirerek düşünüyor. Eğlence mekanı. Pek muhterem sefa düşkünleri. Ve kötü yola düşmüş hatun kişiler. Eli Lütfü'nün ensesinde. Şimdi bu gece burada yanımızda cennet mekan Abdülaziz Han'ın canına kastetmiş şerefsizlerden biri var. Ve ben bu gece onu kendi ellerimle geberteceğim. Kimdir bu ya? Ben kim miyim? Ben cennet mekan Abdülaziz Han'ın aziz hatırasının fedaisiyim. Ali! Bıçak Ali! Ali, Ali dur. Dur yapma. Yalvarırım yapma Ali. Yalvar. Ali tamam. Ali yapma. Ali yapma, yalvarırım yapma. Az önce bu şerefsiz sultanımızı katlederken sultanımızın yalvardığını söyledi. Ali bırak. Ali bırak. Yedi düvelin karşısında dimdik durmuş bir sultan. Ölürken de asla yalvarmaz. Yalvarırım yapma Ali. Bırak. Ali bırak. Yalvarmaz. Yalvar. Ali tamam. Ali yapma. Ali yapma, yalvarırım yapma. Ali bırak beni. Bırak. Lütfü'nün yüzünü bırak. Kor parçalarının içine soktu. Sallanan yanıyor kor parçaları. Devrilen silinin altında duran iki katlı yükseltili altın rengi bir kasenin yalvar. İçinde. Yalvar. Yapma yavrum. Ali Lütfü'yü çekip divana yatırdı. Saray. Kendinize gelin Rüştü Paşa. Bu ne cüret? Ben Osmanlı padişahıyım. Siz de benim sadrazamımsınız. Ya terbiyenizi takının ya da mührünüzü teslim edin. Rüştü dişlerini sıkarak göz ucuyla Mithat'a baktı. Sultanım. Olmaz Mithat Paşa, olmaz. Kimse temsil ettiğim makama karşı böyle saygısızlık edemez. Bizi yanlış anladınız sultanım. Neyi yanlış anladın paşa? Her şey ayan beyan. Sadrazamım geçmiş karşıma, bana ait olan devletin içinde devlet kurduğumu ima ediyor. Bu devlet benim paşalar. Bu devleti benim ecdadım kurdu. Sultanım. Söylediklerinizin hiçbirinin delili yok. Uydurma rivayetlerle Mustafa ile Ali'yi suçlamayın. Sizi bu tahta biz çıkarttık.
Emin olun indirmesini de biliriz. Güçlü Paşa! Derhal huzurumu terk edin. Pençe gibi tuttuğu eli Rüştü'nün boğazına yakın. Derhal! Rüştü gidiyor. Fevzi iple bağlı dosyayı raftan aldı. Masanın üzerinde ipini çözüyor. Açtı dosyayı. Buldum işte. Evrağı aldı. Bakın. Şükürler olsun Şemsettin Ulvi Eftin'in vaktinde yedek kaydı tutulmuş. Buyurun. Alaaddin'den olma, Asur'dan doğma, Şemsettin Ulvi Efendi. Ekrem Paşa'dan 3 yıl önce ölmüş. Evet, doğru. Yalan söylüyor. Biliyordum. Kim? Teşekkürler. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Farah Semiha'nın hücresinde. Şemsettin Ulvi Efendi'yi tanır mıydın? Tanıyorum tabii. Tanımaz mıyım? İnce esmer bir adammış değil mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? Upuzun boylu, akça bakça bir adamdı. Uzun boylu. Leyla'yı sever miydi? Geçmişte Yüce Efendi Leyla'nın başını okşuyor. Severdi ya. Sevmez olur mu? Lakin hep uzaktaydı. Onunla fazla zaman geçiremezdi. Ama yine de çok iyi yürekli bir adamdı. Böyle boncuk mavisi gözleri vardı. Uzun, akça parçaydı. Şu an Farah düşünceli. Yüce Efendi'nin yüzü yüzünde belirip kayboldu. Ne hoş. Semiha soran gözlerle Farah'a bakıyor. Farah düşüncelere dalıp gitti. Farah. Farah sıyrıldı düşüncelerinden. Ben suçluyum. Leyla suçsuz. Tamam dedim. Anladım. Farah olayı çözmüş gibi kendi kendine güldü. Garbis sabit kılığında bir binanın yanına sotelenmiş birini bekler gibi sabırsızca etrafı gözlüyor. Stresten parmağıyla koluna vurdu. Sürekli kıpırdanıyor. Arkasından kol ağzıyla iki zabit yaklaştı. Garbis ikisini başıyla selamladı. Keyifle sırıtarak onlarla yürümeye başladı. Leyla muayenehanesinde cam şişedeki mavi sıvıyı karıştırdı. Masadan aldığı bordo sıvıyı mavi sıvının olduğu şişeye döküyor. Mustafa Semiha'nın hücresinde işaret parmağını masaya vurdu. Kızgın bakarak Semiha'yı sorguluyor. Semiha ağlayarak veriyor cevapları Mustafa. Öfkesinden kaşlarını çatmış sert bakışları Semiha'nın yüzünde. Yüce Efendi, Leyla'nın başını okşadığı an delirip kayboldu. Şu an ışınla çıktı hücreden. Kızlarla koridoru geçiyor. Kodansı Garbis ve iki zabit karanlık sokakta ilerliyorlar. Hepsinin eli silah kılıflarında. Az ileride yaklaştık. Mustafa bir kapıdan sokağa çıkıp koşar adım uzaklaştı. Kodansı zabitlerle içeri girdi. Garbis hala dışarıda. Silahını henüz çıkarmamış. O da içeri giriyor. Leyla rengi koyu yeşile dönmüş sıvıyı şişeden enjektöre çekiyor. Yeraltı zindanının koridoru. Emin misin Farah? Galip de yanlarında. Zaten emindim ama dadıyla konuştuktan sonra daha da emin oldum. Ben bu Edmund Sultan mıdır nedir? Bunu bir araştıracağım. Farah başıyla olumladı. Ali gidiyor. Kodası zabitler ve Galip koridora girdiler. Galip fark edip silahını çekti. Eyt! Sakın! Bırak silahı! Ali de fark etti, gizleniyor. Bırak! Konuşan kulağısı. Galip silahını masaya bıraktı. Gebertelim bunları burada. Bitirelim işlerini. Evet, bitirelim. Galip öne atıldı. Şş, yavaş. Farah bizden. Farah afallayıp bakar kaldı. Ali'nin yüzü şaşkınlıktan allak bullak olmuş. Galip hayretle Farah'a baktı.
Silahlar Galip'e çevrilmiş. Ali nerede? Ali nerede? Ali koşarak uzaklaştı. Git. Max koruyorlar. Çabuk. Zabiti iteleyerek gönderdi. Ali panik halde koşarak koridorları geçiyor. Islak zemine basınca damlalar havaya kalktı. Farah şaşkınlığını hala atamamış. Siyah fonda sarı büyük harflerle Filinta, beyaz harflerle Bin Yılın Şafağında yazdı. Beyaz fonda Espin'in dairesel sarı logosu. Bu dizide tarihteki gerçek şahsiyetlerden ve olaylardan ilham alınmıştır. Hikaye gereği bazı olaylar ve karakterler hayal ürünüdür. Dünyaya asırlarca hükmeden bu büyük milletin adaleti sağlarken hayatını kaybeden aziz şehitlerinin hatırasına. Güneş ışığı benzeri parlak ışıkla gri bir İstanbul silüeti. Filinta Bin Yılın Şafağında yazısının belirmesiyle gri İstanbul silüeti biraz renklenmeye başladı. Mustafa'nın uzun namlulu filintası önündeki boşluğa ateş etti. Karanlığın içinde yol alan kurşun giderek altın sarısı bir yuvarlığa dönüştü. İçinden Mustafa'nın taş bir duvara yansıyan silüeti çıktı. Jenerik akarken altta dizideki sahnelerden kesitler akıyor. Mustafa Onur Şuna, Farah Berrak Çizim Atar, Yüce Efendi, Suavi Eren, Ali Cem Uçan, Cemil Hakan Yüzkacıgil, Akbar Hazım Körmükçü, Leyla Aselin Tuğal, Şehzade Mehmet Hakan Kurtaş, Behri Ebu Bekir Öztürk, Eriha Hukuk Kaplan, Galis Uğur Yıldıran, Zozan Mustafa Yıldıran, Nedim Yaşar Aydınlıoğlu, Ejder Yiğit Uçan, Rüştü Gürkan Aydemir, Nihan Umay Anadolu Kaboğlu, Dadı İrsem Dürülü, Server Alper Yakıcı, Ahmet Berk Güneşberk, Hendi Uğur Taşdemir, Ethem Engin Yüksel, Mithat Orkun Gülşen, Galip Kıvanç Kılıç, Ahmet Metin. Stil danışmanı David Gray Kore, makyaj tasarım ve uygulama Sema Dağ, kurgu Gökhan Gürses, post prodüksiyon sorumlusu Erhan Ertan, reji koordinasyon Sıra Dursun, görsel efektler Digiplay, özel efektler Gayet Bey, ses kayıt Hikmet Audio Visual, final mix Fuat Güney, ışık şefi Zafer Kılıç, ikinci ekip ışık şefi Salih Bozkuş, sanat yönetmeni İbrahim İlber, kostüm tasarım ve uygulama Cemal Güney, yardımcı yönetmen Özlem Öngen, yapım koordinatörü Önder Kaymak, ikinci ekip görüntü yönetmeni Volkan Öncel, ikinci yönetmen Süleyman Mert Özdemir, danışman Bobby Wolf, kurgu yönetmeni Mesran Sakallı, müzik Tamer Çıray, senaryo Kalem Erbabı, görüntü yönetmeni Umut Yürükoğlu, genel koordinatör Muharrem Gülmez, yapım Eski, yapımcılar Serdar Öğretici, Yusuf Esenkal, yönetmen Osman Kaya. Filinta, Bin Yılın Şafağında. Net olan Filinta'nın namlusu bulanıklaşırken Mustafa'nın yüzü netleşti. Mustafa öfkeyle Leyla'ya bakıyor. Leyla'nın yüzü korkudan allak bullak. Bakışlarını namludan çekip ejektörü hızlıca Zozan'ın koluna batırdı. Dur dedim! Leyla! Mustafa! Ali irileşen gözleriyle bir Leyla'ya bir Mustafa'ya baktı. Leyla endişeli eğilmişti. Yavaşça doğrulup Ali'ye döndü. Mustafa yapma. Leyla bacım masum. Mustafa kaşlarını çatmış. Şaşkınlıkla Ali'ye bakıyor. Muhbir. Farah. Mustafa şaşkınlıkla baka kaldı. Geçmişi hatırlıyor. Kolansız zabitler ve garbisle koridora girdi. Sakın! Galip'e. Bırak silahı. Gebertelim bunları burada. Bitirelim işlerini. Evet, bitirelim. Şşş! Yavaş. Farah bizden. Ona zarar vermeyin. Ali izlendiği yerden şaşkınlıkla dinliyor. Bahran'ı gördün mü? Hastanenin koridoru. Görmedim Mustafa'm. Yan yana oturuyorlar. Mustafa ayakta duran Leyla'ya baktı. Leyla sakin, masum bir ifadeyle bakışlarını yavaşça yere indirdi. Hemen yakınında bir adam yeri süpürüyor. Sesi tanıdık falan gelmedi yani. Ben de iki gündür kafamı kaldı be kardeşim.
Lela dikkatlice ikilinin tepkilerini izliyor. Tabibe üniforması üzerinde. Amaçları hedef şaşırtmak olabilir. Haklısın. Kumral doktor Leyla'ya yaklaşıyor. Leyla Hanım, hastamız. Leyla birden korkuya kapıldı, irileşen gözleriyle doktorun yüzüne bakıyor. Ali ile Mustafa meraklı bir bekleyişteler. Leyla tamam anlamında başını sallayarak doktoru olumladıktan sonra uzaklaştı. Mustafa da kalktı peşinden. Eliyle Ali'ye gelmesini işaret etti. Ali yavaşça kalktı. İkisi de pardüstürü. Zindanın loş koridorunda ayaklı çanaktan alevler yükseliyor. Neredesiniz? Çıksanıza karşıma, neredesiniz? Tuzak kurdunuz bana. Çıkın karşıma. Hücrenin kapısını tekmeledi. Neredesiniz? Eli kapının kare parmaklıklarında. Neredesiniz? Kendini birden kapıyı dövdü. Sakallı bir gardiyan Galibi kolundan tutarak hücreye getirdi. Kapıyı kilitliyor. Gardiyanların üniformaları koyu beyaz renkte. Başlarında tenis tarzı bir başlık var. Gardiyan Galibin bileğindeki halka kelepçeleri açıyor. Galibin gergin bakışları gardiyanda. Gardiyan kelepçeleri alarak hücreden uzaklaştı. Koridordaki parmaklıklı açık kapıdan geçip gözden kayboldu. Duvar tiplerinde ortamı aydınlatan ayaklı çanaklar var. Gardiyan Fethi koridora girdi. Galibin hücresine doğru yürüyor. Demir sopasıyla kapıya vuruyor. Galip! Paran sayesinde elimizdesin. Çerkez Hasan'ın yeğeni. Ne bu? Kerpeteni açıp kapattı. Kerpeten. Tırnak söktüm bununla ben, tırnak. Yalvardı bana. Yapma dedi. Yapma, yalvardı. Galip boğazından yakalamaya çalıştı. Aynı dayısı, bak 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 bak. Aynı dayısı. Seni de bağırtacağım. Kerpeteni açıp kapatıyor. Galip. Galip öfkeyle baktı. Fethi o sesi düdük çalıyormuş gibi elini ağzına yaslayarak çıkardı. Önce Galip'in yüzüne yaptığı hareketi. Koridorda devam ediyor. Koridordaki açık kapıdan geçilerek Galip'in hücresine yaklaşıldı. Galip parmaklıklara tutunmuş, gözünü kırpmadan öfkeyle Fethi'nin arkasından bakıyor. Sakalları ve kaşları oldukça gür. Zozan'ın odası. Leyla, Kumral Doktor, Mustafa ve Ali hep birlikte odaya girdiler. Verdiğiniz ilaç işe yaradı. Sayenizde. Hasta gözlerini açtı. Estağfurullah. Gayret bizden, şifa Allah'ta. Hocam sayenizde. Sizden çok şey öğreniyoruz. O tıp kitabında bu vakanın benzerini bulmasaydınız hastanın kurtulma şansı yoktu. Zozan bakışlarını Leyla'ya çevirdi. Leyla gururlanmış. Mağrur bir ifadeyle sırıtarak Mustafa'ya bakıyor. Kadı Gıyasettin babanın dediği gibi Mustafa. Gerçekler er geç ortaya çıkar. Mustafa mahcup bakışlarını Leyla'dan kaçırarak önüne döndü. Derin derin düşünüyor. Leyla durumdan memnun, küçümser tavrıyla kendi kendine gülerek yüzünü Zozan'a döndü. Harap hücresinde bakışları öfkeyle dolmuş. Bana tuzak kurdunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Hesabını vereceksiniz burada. Oturuyor Fethi sırıtarak gelip kolunu kapıya yasladı. Para. Farah merakla Fethi'ye baktı. Pişt, Farah. Ben kimim? Kimsin? Sana Çerkezler anlatmadılar mı? Çerkezler. Çerkez kardeşler. Fethi Paşa ben. Fethi Paşa. Fethi Paşa kim? Fethi Paşa benim ya. Kimse senin burada olduğunu bilmiyor ki. Muhbirlik yaptıktan sonra herkes senin kardeşler çetesine katıldığını zannediyor. Rahat ol ya, baş başayız. Sen, ben, ikimiz baş başayız.
Tadını çıkar ya. Senler ikimiz. Farah hırsla kafa sallayarak alaycı tavrıyla sırıttı. Farah'ı ayrı hapishaneye koydunuz değil mi? Onun bir muhbir gibi gözükmesi şart. Koyduk paşam, merak etmeyin. Baba Ali. Peki ya Mustafa? Mustafa orada yoktu paşam. Ya Ali? O da kaçtı. Mustafa'nın karısı tabip. Ali gizlice oraya gitmiş olabilir. Derhal hastaneye asker yollayın. Baş üstüne paşam. Odada bir paşa daha var. Padişah bu işe müdahale etmeden bizim bunları bitirmemiz şart. Bitiririz paşam. Elimizde koz var. Nedir? Mustafa'lar gayri kanuni hapishane kurmuşlar. Yani adamlar hiçbir yetkileri olmadığı halde eşkıya gibi adam tutuklayıp gizli saklı zindanlarda sorgu mu yapıyorlar? Evet paşam. Büyük suç. Padişah'a buradan yükleneceğiz. Sultan Pir'le teşkilatın toplantı odasında. Askerler Mustafa'ların sorgu yaptıkları yere baskın yapmışlar sultanım. Biliyorum Pir'im. Galibi tutuklamışlar. Duyduğum kadarıyla bu baskının arkasında Farah varmış sultanım. Bu bilgiye daha temkinli yaklaşmakta fayda var Pir'im. Haklısınız sultanım. Bu safhadan sonra ne yapacağız? Kuvvetle muhtemel paşalar benim yanıma gelecekler ve Mustafa üzerinden bana baskı yapmaya çalışacaklar. Neyle suçlayacaklar? Eğer tahmin ettiğim sebebi öne sürerlerse onların vay hallerine. Öfke dolu bakışlarını bir noktaya sabitledi. Kilit sakalı biraz daha uzamış, üzerinde siyah sultan üniforması. Yeşil kapaklı ormandaki sarı çiçeklerin üzerinde turuncu kelebekler uçuşuyor. Duydum ki gizli hücrelere baskın yaptırmışsın Miloş. Kulağın keskin Akbar. Avcı kıyafetleriyle yürüyorlar. Mustafa ve Ali de kurtulmuş. Talihliler. İkisi de tüfek taşıyor. Ve Leyla'yı töhmetten kurtarmışsın. Evet, öyle yaptım. Zekice, bravo. Tebrik ederim. E tabii bir babanın evladını kurtarmak için yaptığı her şeye saygı duyuyorum ben Miloş. Ama keşke böyle kararlar vermeden önce bana danışsaydın da ben de sağdan soldan duymasaydım. Sana haber verecek vaktim yoktu. Neyse. Sen şimdi bir taşla iki kuş vurduğunu düşünüyorsun öyle mi? Hayır. İki kuş değil, üç kuş. Farah ve Galip'i yakaladık, bu bir. Çırağan baskınında yakalanan amatörlerini kurtardık, bu iki. Padişah'a karşı Rüştü Paşa'nın eline büyük bir koz verdik. Bu da üç. Bravo. Alkışladı. Bravo. Şimdi Rüştü Paşa'nın takımı padişaha buradan saldıracaklar ve geriletecekler. He? Bu bir ihtimal Akbar. Bu padişahı çok hafife alıyorsunuz Miloş. Bu paşaların hepsini ezer o. Hafife alıyorum ben. Aha. Üstelik bu padişah. Hafife almak senin tarzın Akbar. Amerikan tarzı. İstersen gel seninle hedeflerimiz için bir mutabakata varalım. He? Güneşin parıldayan ışığı Yüce Efendi'nin üzerinde. Varalım Akbar. Ama önce şu avın keyfini yaşayalım. Yüce Efendi'den uzaklaştı. Birkaç tavşan avlayalım, ha? Ne dersin? Tavşan mı avlamak istiyorsun Akbar? Domuz avlayalım. Uzaklaşıyorlar. Arkalarında kalan su birikintisi taşların üzerinden yavaş yavaş akıyor. Mustafa ile Ali, Leyla'nın hastanedeki odasında oturuyorlar. Farah, muhbir mi sence de? Vallahi bütün oklar onu gösteriyor Mustafa. Mustafa üzülerek baktı. Kıpırdamayın! Askerler. At o bıçağı Ali. Padişahın emriyle sizi götürmeye geldik. Ali bıçağı atmadı. Gergin bakışları askerlerde. Silahların namlusu Ali'nin yüzüne dönük. İndir bıçağını Ali.
bıçağı tutup Ali'nin elini biraz aşağı indirdikten sonra askerleri sorun yok anlamında başıyla olumladı. Ali endişeyle askerlere bakıyor. Ela koşarak telaşla girdi odaya, bakışları tedirgin. Ali abi ne oluyor? İndir. Ali istemeye istemeye indirdi bıçağı. Ela tedirgin bakışlarını askerlerin üzerinde gezdiriyor. Güneş ağaçların arasında parıldamakta. Akbar'la Yüce Efendi ağaçların arasında geziniyorlar. Efendi Akbar, ortaya koyduğun hedefler gayet doğru hedefler. Lakin bu hedeflere ulaşabilmek için kişisel hesaplarımızı bir yana bırakmalıyız. Akbar durup Yüce Efendi'ye döndü. İkisi de kasketli. Haklısın Miloş. Kişisel meselelerimizi bir kenara bırakalım. Tokalaşmak için elini uzattı, el sıkıştılar. O halde Leyla hemen Mustafa'yı öldürsün. Yüce Efendi elini çekecekken Akbar izin vermedi. Böylece Leyla Mustafa'ya olan aşkından kurtulacak. Biz de padişahın hususi teşkilatının reisinden. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor Miloş. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor. Kızım Mustafa'ya öyle aşık olmuş ki. Yapamıyor. Senin karının Ali'ye aşık olduğu gibi. Karımı bu işe karıştırma Miloş. Karını ben değil, sen karıştırdın Akbar. Bak Miloş. Kızın ya Mustafa'yı öldürür... ya da ben kızını öldürürüm. Yüce Efendi öfkeyle bakıyor. Karar senin. Yüzleri birbirine çok yakın. Güneş ışığı kasketlerinin üzerine düşüyor. İkisi birden heyecanlanıp aynı noktaya baktılar. Feklerin namluları o tarafa çevrildi. İkisi birden ateş ediyor. İki asker ormandaki yolda. Arkalarından kabinli bir araba geliyor. Mustafa yakın arabanın içinde yan yana oturmuşlar. Sürücü koltuğunda iki asker var. Ali gergin, Mustafa sakin. Nereye gidiyoruz asker? Karşılarında oturan üç asker tepki vermedi. Nereye gidiyoruz lan? Ali. Mustafa kendi kendine tebessüm ediyor. Sakin. Askerlere bakarak tebessüm etmeye devam etti. Ali kaşlarını çatmış öfkeyle askerlere bakıyor. Arabayı çeken kahverengi zayıf bir at. Kıyıdan saray manzarası üzerinde Osmanlıca ve Türkçe Dolmabahçe Sarayı yazdı. Rüştü ile diğer paşa kabul odasındalar. Sultanım, size mühim bir bilgi vermek için geldik. Nedir? Mustafa ve Bıçak Ali kanun dışı zindan kurmuşlar. Buraya bazı masum vatandaşları tıkıp işkence etmişler. Kır sakallı 50'lerinde. Ya. Arkasındaki paşalara döndü. Nasıl anladınız? Bir ihbar üzerine zindana baskın yaptık sultanım. Sonra? Baskın neticesinde Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i yakaladık. Bıçak Ali kaçtı. Rum Stavridis, Hüsnü ve Mehmet Emin Beyleri kurtardık. Kurtardınız. Bu durumda Mustafa ve adamlarının kanun dışı hareket ettikleri ispat edilmiş oldu sultan. Ya, demek öyle. Bu kanun dışı durum nedir? Hiçbir yetkileri olmadığı halde masum vatandaşları gayri kanuni içeri tıkmak ve işkence etmek. Sultan öfkeyle kafa salladı. Yaver! Tedirgin. Başını yavaşça sağına doğru çevirdi. Göz ucuyla arkasındaki kapıya bakıyor. Zaman yavaşladı. Yaver ağır adımlarla içeri geçiyor Mustafa ile Ali arkasında. Birkaç adımdan sonra eşikte durdular. Güçlünün tedirgin bakışları kapıya yöneldi. Sultan başıyla selamladı Mustafa'yı. Mustafa da aynı şekilde karşılık verdi. Odaya giriyor. Ali hemen arkasında. İkisinin de bakışları sert. Kırsaçlı paşa endişeye kapılarak bakışlarını yere indirdi. Güçlü neden dişlerini sıkıyor. Onun da bakışları yerde.
Mustafa ile Ali huzurda el pençe divan. Yaver odadan çıkarken kapıyı kapattı. Hakeminden Emin, Paşa'nın yanında duruyor. Ali de yanına geldi. Hakeminden Emin, tutan huzuruna çıkmadan önce her zamanki gibi testlerini takmışlar. Siz Mustafa ile Ali'nin o adamları neden derdest ettiğini gerçekten biliyor musunuz? Bize suçsuz olduklarını söylediler. Siz de onların izahatına inanıp Mustafa'ları suçladınız. Ve onları saldınız, öyle mi? Ali nefretle paşaları seyrediyor. Mustafa bakışlarını solundaki paşalara dikti. Onlar biraderimiz Murat'ı saraydan kaçırıp padişah ilan etmeye kalktılar. Ama... Paşa! Kırsakallı irkilip bakışlarını önüne indirdi. Ali'nin bakışları da yerde. Mustafa daha sakin. Biraderimizi çırağın sarayından kaçırmak mıdır kanun dışı olan, yoksa buna mani olmak mı? Mustafa kendinden emin tavrıyla paşaların tepkilerine baktı. Kırsakallı ve Rüştü'nün bakışları yerde. Rüştü sinirinden başını yavaşça iki yana sallayarak hayıflandı. Kırsakallı stresten dişlerini sıkıyor. Mehmet'in kızgın bakışları üzerlerinde. Paşa. Rüştü'ye söyledi. Yoksa siz de o hainlerin yanında mısınız? Haşa sultan. O halde ne hakla Mustafa ile Ali'yi kanun dışı iş yapmakla itham edersiniz? Rüştü bir an Mustafa ile göz göze gelip bakışlarını tekrar yere indirdi. İki paşa da sultanın yüzüne bakamıyor. Sultan öfkeyle bakarak Rüştü'ye iyice yaklaştı. Bundan sonra Mustafa'ya da Ali'ye de ilişmeyeceksiniz. Konuşmasını yaparken işaret parmağını Rüştü'nün göğsüne vurdu. Mustafa durumdan memnun, kendi kendine sırıtıyor. Mehmet Rüştü'nün göğsündeki elini hışımla geri çekti. Mustafa Sultan'la bakışıyor. Ben ikisinin de vatanseverliğinden ve devlete Ali'ye olan bağlılığından eminim. Mustafa ile Ali minnetlerini sunmak için sultanın önünde baş eğdiler. Bu arada Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i derhal hapisten çıkarın. Baş üstüne sultan. Rüştü kırsakallının tavrına sinirlenerek göz ucuyla kısa bir an bakıp tekrar önüne döndü. Sultan Mustafa ile Ali'ye tebessümle bakıyor. Ali de Mustafa da hallerinden memnun. Mustafa sultana gülümseyerek karşılık verdi. Başı dik, gururlu bakışları önünde. Leyla çalışma masasında evrak inceliyor. Kocanız Mustafa ve arkadaşı Ali'yi arıyoruz. Askerler. Padişah efendimizin emriyle saraya çağrıldılar. Şu an padişah efendimizin yanında olmalılar. Eğer tutuklamak niyetindeyseniz orada yapabilirsiniz komutan. Kabul odası. Baskından sonra hastaneye gideceğinizi tahmin ettim. Hemen oraya itimatlı bir takım gönderip kimse anlamasın diye derdest edin emri verdim. Sultanım. Paşalar gitmiş. Ben tahmin etmiştim de Ali biraz gerildi. Ali'nin bakışları yerde. Ali kardeşimizi tutuklamak tehlikeli iş. Ali sultanın yüzüne bakmıyor, hali karamsar. Sultan Ali'nin halinden bir şeyler sezinleyerek Mustafa'nın tepkisine baktı. Mustafa Ali'nin haline üzülmüş. Yüzünü sultana döndü. Farah hakkında duyduklarım doğru mu Mustafa? Öyle gözüküyor sultanım. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama her neredeyse onu bulacağım. Hücre. Leyla. Mustafa er geç anlayacak senin muhbir olduğunu. Ve sen bunun hesabını vereceksin. Dizeni karnına çekmiş duvar dibindeki tahta sırada oturuyor. Kabul odası. Sultan Mustafa Ali'nin haline üzülerek aralarında bakıştılar. Ali'nin bakışları hep yerde, gözleri yaşla dolmuş. Sultan.
Sultan üzgün yüzünü Mustafa'ya çevirdi. Ali'nin yakında doğurmak üzere olan karısı Süreyya. Nasıl söylenir bilmiyorum ama menfur bir cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Sultan afalladı. Ne? Kim yaptı? Ali'nin kederli bakışları yerde ayakta zor duruyor. Kardeşlik Teşkilatı'nın katilleri. Ali. Ne desem boş. Üzül tabii. Ciğerin yansın. Lakin bunu yapanları tek tek bulup kemiklerini kıracağız. Ali'nin gözünden bir damla yaş süzüldü. Mustafa kederli gözlerle yanında duran Ali'nin yüzünü seyrediyor. Bakışlarını sultana çevirdi. Sultanın gözleri nemlenmiş. Bakışlarını Ali'den alamıyor. Müsaadeniz var mı sultanım? Müsaade sizin. Müsaadenizle. Ali kapıya vurdu. Sultan nemli gözlerle ikilinin arkasından uzun uzun baktı. Sultanın nemli gözleri dalıp gitti. Yüce Meclis. Leyla emir almışken Mustafa'yı öldürmüyor. Cemil karşısında. Tahta çıkan sultan delirmişken Leyla Mithat Paşa'ya gidip Abdülhamid'in sağ olduğunu bildiriyor. Ve tahta çıkmasını sağlıyor. Ve bu meclis... Ayaktalar. Leyla'ya ölüm cezası verip infaz edemiyor. Neden peki Efendi Cemil? Sence neden? He? Çünkü Leyla Miloş'un kızı. Büyük zaaf. İhtiyarın bu zaafı bana olan öfkesiyle birleşti. Leyla'yı benim gazabımdan kurtarmak istiyor. Sence Miloş bu durumda ne yapar Efendi Cemil? Onun ne yapacağını önceden kestirmek çok zor Efendi Akbar. Hiç zor değil Efendi Cemil. Hiç zor değil. Miloş bu durumda beni ortadan kaldırmak için, yok etmek için açık hedef yapar. Demir sopa hücrenin kapısına vuruluyor. Galip! Çıkıyorsun Galip. Galip şaşkınlıkla Fethiye'ye baktı. Çıkıyorsun Galip, bitti. Hadi. Hadi. Gidiyorsun. Aramızdaki husumet de bitsin artık tabii. Şakaydı onlar hep. Latife yaptım canım. Sen tak şu kelepçeleri de, ne olur ne olmaz, Allah muhafaza. Bu şakadan da anlamıyor. Sakallı gardiyan parmaklıkların arasından Galip'in kelepçesini taktı, kapıyı açıyor. Galip'in öfkeli bakışları Fethiye'de. Gül, gül. Gidiyorsun. Galip Fethi'nin yüzüne ters ters bakıp yürüdü. Sakallı gardiyan Galip'in kolundan tutuyor. Fethi arkalarında kaldı. Galip'le gardiyan koridordaki kapıdan geçtiler. Galip'in öfkeli bakışları karşıya odaklı. Bekri papatyalarla bahçede. Papatyam, melek kanatlım, tatanım efendi hazretleri. Semiha tebessümle bakıyor. Bekri efendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana Allah'a hamdolsun. Masum olduğunuzu vallahi de billahi de biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekri tıraş olmuş. Siz tıraş mı oldunuz Bekri efendi? Sizin şerefinize. Bir sinek kaydı oldum. Beğendiniz mi? Yani güzel olmuş. Ben pek anlamam öyle tıraş filan ama hani yakışmış. Bekri gülümseyerek arkasında gizlediği papatyaları çıkardı. Papatyalar. Ay Bekri efendi. Kokladı. Papatyaların en sevdiğim çiçek olduğunu nereden bildiniz? Size layık değil ama kendi ellerimle Kasımpaşa sırtlarından topladım. Çok sağ olasın. Bana sağ olun mu dediniz? Dadı mahcup gülümsüyor. Dedim. İlk defa ağzınızdan bana sağ olun kelimesi çıktı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
Çok narinsiniz, çok naziksiniz. Artık ölseniz de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Pardon. Ölsem de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Çok pardon, çok özür diliyorum. Yani tıraş olmuşsun. Bana papatya getirmişsin. Ama eşkıyayı öldürmemişsin Bekri Efendi. Ben çok yorgunum. Seninle uğraşamam Bekri Efendi. Bekri gülümseyerek sedire oturdu. Eşkıya. Eşkıya. Ulan melek kanatlı. Senin için içimdeki eşkıyayı da öldürürüm be. Öldürürüm be. Akşam alçak kuş bakışı, şehir ve deniz manzarası. Yüce Efendi evinde bir zarfı kapatarak Ejder'e yaklaştı. Ejder mektubu pardösüsünün cebine koydu, gidiyor. Bu mektubu Ali'nin okumasını sağla padre. Başüstüne Yüce Efendi. Yüce Efendi gözlüklerini çıkardı, bakışlarını kapıya dikti. Kurnazca gülümsüyor. Bu gece senden kurtuluyorum Akbar. Akbar'ın odası. Miloş bana Süreyya üzerinden saldıracak. Ama bilmiyor ki ben onun gibi değilim. Gerekirse her şeyden vazgeçebilirim. Cemile anlatıyor. Gerekirse aşkımdan, Süreyya'dan bile vazgeçebilirim. Görkemli bir balkon davetinin resmedildiği tablo yakınlaştı. Mustafa divanda parmaklarını bacağına vurarak düşünüyor. Yavaşça kaldırdı başını. Dadı. Neden muhbir olduğunu söyledin? Söyledim çünkü. Benim biricik sevgili kızım suçsuz yere tutuklanacaktı. Yanında oturan Leyla'nın kolunu sıvazlıyor. Leyla gururlanarak bakışlarını Mustafa'ya çevirdi. Tövbe estağfurullah. Leyla saçlarını topuz yapmış Mustafa karşısında. Ya çocuk oyuncağı mı bu dadı? Semiha üzgün Leyla'nın yüzüne bakıyor. Leyla'nın bakışları da dadısında. Leyla başını yavaşça kaldırıp çekingen ifadesiyle Mustafa'ya baktı. Anladım. Ben yatacağım. Yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim Leyla. Oysa en sevdiğin yemeklerden yaptık. Mustafa bakışlarını ikisinin üzerinde gezdirdi. Hayırlı geceler. Kızım. Acele etme. Yarın yer. Hadi git sen de yat. Yorgunsun. Leyla tebessüm edip kalktı. Üzerinde yakası ve kolları siyah işlemeli bordo bir elbise. Farah sıkıntıdan hücredeki tahta sırada öne arkaya sallanırken her hareketinde sıra da onunla hareket ediyor. Fethi Yüce Efendi ile kapıya yaklaşınca Farah panik halde sıçradı. Fethi Yüce Efendi'nin uzattığı şapkasını alıp yanından uzaklaştı. Yüce Efendi kapıya doğru yaklaşmakta, Farah korkuyla bakıyor. Korkma Farah. Sana yardım etmeye geldim. Ne istiyorsun benden? Artık Mustafa'yı unut. O senin bir hain olduğunu düşünüyor. Farah hışımını kalktı. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemediğimi biliyorsun. Ali ve Galip de senin bir hain olduğunu duydu. Senin yüzünden. Senin oyunların yüzünden. Akıllı ol Farah. Farah elini uzatmıştı, çekti. Baş senin gözünü kör etmiş. Aç gözünü. Akıllı ol. Yaptığın onca şeyden sonra hiçbir zaman sana inanmayacak. Hep şüphe duyacak. Her vukuatta içeri alınan sabıkalılar gibi. Farah yeniden oturdu. Hayır anlamında başını sallıyor. Kilidi açan Yüce Efendi. Asma kilidi çıkarıp parmaklığa astı, içeri giriyor. Böyle yaşanmaz Farah. Yanına oturdu. Eski yuvana, evine dön. Seni yarın... Saçını okşamak isteyince Farah uzaklaştı. Benim yanım Farah. Değil.
Yüce Efendi bakışlarını önüne çevirdi. Mustafa seni sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor Farah. Niye burada olduğunu biliyor musun? Mustafa kalmanı istediği için. Yalan. Mustafa'yı aklından çıkar. Onlar seni öldürmek istiyorlar. Seni ölümden ancak ben kurtarabilirim Farah. Farah kalktı. Bunları duymak istemiyorum. Yalan söylüyorsun. Yaklaşma bana. Mustafa bana ulaşabilmek için senin aşkını kullandı Farah. Farah'ın bakışları Yüce Efendi'ye kilitlendi. Akşam kıyıdan yeni cami manzarası. Ali camide. Allah'ım. Dizleri üzerinde oturuyor. Karımla doğmamış çocuğumun ölümüne sebep oldum ben. Elime fırsat geçti. Ama nasıl öldürürdüm Mustafa'mı? Nasıl kıyardım ona? Yaşlar yanaklarından süzüldü. Allah'ım. Allah'ım dayanamıyorum. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Vardan yok eden, yoktan var eden sensin. Derdi veren de, derman olan da sensin. Ya benim derdime bir derman ver. Ya da beni de yanına al Allah'ım. Sessizce ağlarken ön arkaya doğru hafifçe sallanıyor. Arkasında bir adam var, başının arkasına doğru silah doğrultmuş. Adam ejdermiş, gözünü kırpmadan öfkeyle Ali'ye bakıyor, işaret parmağı tetikte. Ali hiçbir şeyin farkında değil, sessizce ağlamaya devam ediyor. Ejder'in yüzü bulanıklaşırken silahın namlusu netleşti. Müzik gramofondan yükseliyor. Akbar koltukta hüzünlü gözlerle önüne bakarken derin bir iç çekti. Aşık olduğun adama şans verdim Süreyya. Mustafa'yı öldür. Karını ve çocuğunu kurtar dedim. Bacağında Süreyya'nın fotoğrafı. Ben senin için ölümü göze almışken, senin için dünyayı yakacakken o ne yaptı? Mustafa'yı seçti. Süreyya başında çuvalla oturuyor. Görüyor musun Süreyya? Seni ne kadar sevdiğini. Ha? Görüyor musun çocuğunu ne kadar sevdiğini? Süreyya yakınında oturuyormuş. Vazgeç ondan Süreyya. Vazgeç. Fotoğrafına bakıyor. Vazgeç. Yeni bir hayata başlayalım. Süreyya'nın başındaki çuval pembe. Sandalyede oturuyor. Ondan vazgeçmezsen ya seni ya da onu öldüreceğim. Süreyya bağlı olan ellerini yumruk yapmış. Tüm gücüyle sıkıyor. Çuvalın bitimi bel hizasında. Akbar bacağında duran fotoğrafa bakıyor. Ellerini iki yana açıp bir orkestra şefi gibi şarkıya eşlik etti. Gözleri nemlenmiş. Başını yavaşça arkaya verip gözlerini kapattı. Akbar'ın kolçaktaki eli müziğin ritmine göre hareket ediyor. Ejder'in parmağı hala tetikte. Ya da beni de yanına al Allah'ım. Ejder'in gözleri nemlenmiş, öfkeyle Ali'ye bakıyor. Parmağını horoza götürdü. Horozu indirdi, gidiyor. Kalın üzerine Yüce Efendi'nin verdiği zarfı bırakmış. Beyaz sakallı bir hoca Ali'nin yanına geldi, oturuyor.
Ali bağdaş kurmuş başı önünde. Hoca elini Ali'nin sırtına koydu. Allah duanı kabul buyursun Ali. Ne oldu Ali? Neyin var? Karımla çocuğumun ölümüne sebep oldum hocam. Sen yapmazsın böyle şey Ali. Yaptım hocam, yaptım. Anlat Ali, anlat. Dök içini. Hocanın üzerinde siyah cübbe, başında beyaz sarık var. Ali'nin arkasına doğru bakınca saman kağıdından yapılmış zarfı fark etti. Uzanıp tuttu zarfı, halıda sürüyerek kaldırdı. Ali. Ali aceleyle mektubu okumaya koyuldu. Karım ve çocuğum hala hayattalar. Çünkü Edmund Sultan ya da diğer adıyla Akbar Eyham, Süreyya'nın eski kocası ve ona hala aşık. Süreyya onu hiç sevmedi. Gördüğü andan itibaren sadece seni sevdi. Akbar bunu biliyor. Öfkesi bu yüzden. Ama Süreyya'ya olan aşkı yüzünden hala onu öldüremedi. Süreyya sarsılarak ağlıyor. Vaktin var. İkisini de kurtarabilirsin. Hem karını hem yavrunu. Akbar'ın saklandığı yer... Ali sevincinden ağlayarak okumayı bıraktı. Bak hoca efendi. Yaşıyorlarmış ikisi de. Çok sevindim. Çok şükür. Yaşlı gözlerle yukarıya bakıyor. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Hoca Ali'nin boynuna sarıldı. İki pencereden süzülen ışık huzmeleri üzerlerine düşüyor. Leyla ile Mustafa odada. Ne olur artık o kadını unut Mustafa. Mustafa'nın önüne çömelmiş, ellerini kavradı. Ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Mustafa, geçmişi geçmişte bırakalım. Yeni bir hayata başlayalım. Mustafa Leyla'nın yaşla dolan gözlerine baktı. Mutluluk bizim de hakkımız. Mustafa yatağın kenarında oturuyor Leyla. Tüm şefkatiyle Mustafa'nın elini öptü. Yüzünü nazikçe elinin üzerinde gezdiriyor. Mustafa daha fazla kayıtsız kalamadı. Diğer elini yavaşça kaldırdı. Leyla farkında değil, gözleri kapalı. Yüzü hala Mustafa'nın elinde. Mustafa'nın eli Leyla'nın başının üzerinde kaldı. Dokunup dokunmamakta kararsız. Ketkin bakışlarını karşısında bir noktaya odakladı, düşünüyor. Yavaşça Leyla'nın başını okşamaya başladı. Leyla şaşırarak bir an başını hafifçe kaldırdı ama yüzünü yeniden Mustafa'nın eline yasladı. Mustafa Leyla'nın başını okşamaya devam ediyor. Yüzünde ve bakışlarında aşka dair hiçbir his yok, ifadesi sert. Hüce Efendi odasında. Mektubu Ali'ye verdin mi? Evet Hüce Efendi. Güzel. Peki ya siz efendim, siz Farah'la konuştunuz mu? Ne dedi? Şu anda Farah'ın ne dediğinin bir önemi yok. Farah, yakında bizim ne olacak Padre? Kendi isteğiyle tekrar bizim tarafımıza geçecek. Bak göreceksin. Yüzük takılı elini koltuğun oymasına vurdu. Bir subay Mustafa'nın bahçesinde. Ali amirim. Mustafa evde mi? Evet. Mustafa! Mustafa uykusundan endişeyle uyanıp komodindeki filintasını kaptı. Ne oluyor Mustafa? Burada kal. Kapıya yürüyor. Baba! Ali! Mustafa'm, Süreyya'm yaşıyor, yerini buldum. Ne? Süreyya'm mı? Çocuğum yaşıyor Mustafa. Leyla da kapıya çıktı. Ali tuzak olmasın bu? Evet, tuzak olabilir. Mustafa'm, ya değilse be kardeşim. Tuzaktır Ali abi, gitmeyin. Leyla'nın saçları gri bir şalla örtülü. Bekle.
omzunu patlatıp hızlıca içeri girdi. Leyla Ali'ye çaktırmadan tedirgin bakışlarını önünde dolaştırıyor. Ali bahçeye göz gezdirmekte Leyla sağ yanında bakışlarını Ali'ye çevirmiş. Hadi gidelim. Ali ile yürüdüler. Gitmeyin Mustafa. Mustafa arkasında kalan Leyla'ya bakmadan bahçe kapısından çıktı Ali hemen peşinde. Leyla çaresizce arkalarından baktı. İçeri giriyor. Sındalar. Gereken tedbirler alındı mı Cemil? Alındı efendi Akbar. Binanın önünü boşalttırdım. Çatılara da keskin nişancılar yerleştirdim. Güzel. Geleceklerinden emin misiniz efendi Akbar? Eminim. Yağmur çiseliyor. Duydun mu Süreyya'm? Bu akşam Ali buraya gelirse ne yazık ki yanında ölmüş olacak. Çuval hala Süreyya'nın üzerinde. Akbar bir an üzülerek baktı Süreyya'ya. Muhteşem bir plan hazırladınız. Laboratuvar. Eğer tuzak kuracaklarsa keskin nişancıları çatılara koyacaklardır. Depo yıllardır kullanılmıyor. Süreyya ablayı dipteki odalardan birinde tutma ihtimalleri kuvvetli. Dışarısı da tuzak kurmak için oldukça uygun. Yani amirim, kısacası bizim buraya girmemiz imkansız. Ne demek lan imkansız? Arnavut, dalar gireriz. Amirim, girmesine gireriz de sağa girebilir miyiz mesele o? Masada kroki serili Mustafa düşünüyor. Bir yolu var. Ney Mustafa'm? Hatırladığım kadarıyla tütün fabrikasının altında gizli tüneller var. Eğer oradan girersek zarar görmemiş oluruz. Oturuyor, diğerleri ayakta. İyi fikir Mustafa'm. Deneyelim kardeşim. Ama öncesinde Rüştü Paşa'ya bir haber yollamamız gerek. Rüştü Paşa'ya haber mi yollayacağız? Rüştü Paşa'yla ne işimiz olur ki bizim be Mustafa'm? Anlatacağım Ali. Anlatacağım. Bu görev sana kaldı Ahmet. Baş üstüne amirim. Nihan da yanlarında. Mustafa masadaki krokiye göz gezdiriyor. Ali'nin tedirgin bakışları Mustafa'nın üzerinde. Evvela tertibimizi iyice gözden geçirelim. Kroki'ye vurdu. Yüce Efendi odasında ayakta. Akbar ya da Mustafa ile Ali. Bu gece bazılarınız ölecek. Her şey siyah beyaz. Dinamitlere bağlanmış mekanizmadaki çarklar dönmeye başlayınca büyük bir patlama oldu. Yeraltı dehlizlerinden geçiliyor. Meşale tutan biri parmaktaki kapıyı açtı. Mustafa'ymış. Ali ile Galip arkasında. Kapıdan geçtiler. Temkinli adımlarla yavaşça dehlizleri geçiyorlar. Ahmet kurnazca sırıtarak karanlık sokakları adımlıyor. Asker üniformasını giymiş. Akbar koltukta bıyığını sıvazladı. Süreyya sandalyede. Kapılar bir dehlize döndü. Ali silahını çıkarmış, namlusunu yukarı tutuyor. Ahmet yürümeye devam etti. Mustafa'lar başka bir dehlize döndüler. Ahmet beyaz bir yapının köşesinden döndü. Yapının önünden ilerlemeye devam ediyor. Cemil'in deri eldivenli elinde silah var. Tuğlayla örülü bir duvarın önünde silahlı adamlarla bekliyor. Üzerinde kapşonlu gri bir pelerin. Mustafa önden yürüyerek meşaleyle dehlizleri aydınlatmaya devam ediyor. Akbar'ın hala bıyıklarında bakışları gergin. Ahmet nöbet tutan bir askerin önünden geçti. Mustafa hala dehlizde. Bir yapının önündeki basamaklara çıkıyor. Cemil'in sadece gözleri açıkta, gözü ve başı siyah örtüyle sarılı. Gergin bakışlarını bir noktaya sabitlemiş. Mustafa'lar ilerlemeye devam ediyorlar. Gel. Bir komutan masada, gelen Ahmet. Ayağıyla selam verdi. Topçu bölüğü 3 ala 2 takımdan mülazım sana Ahmet. Evet. Komutanım,
Size bir ihbarda bulunacağım. Komutan şaşkınlıkla Ahmet'e baktı. Mustafa'lar hala defizde ilerliyorlar. Komutanın odası. Çabuk Redif Paşa'ya haber verin. Galiba bu sefer Filinta Mustafa ile Bıçak Ali'yi yakalayacağız. Emredersiniz. Dinamitlerin üzerindeki çark mekanizması dönüyor. Cemil silahını yavaşça indirdi. Gözünüzü dört açın. Depoya biri yaklaşırsa ateş açacaksınız. Adamlar dikkatle dinliyor. Hiç kimsenin sağ kalmasını istemiyorum. Hiç kimsenin. Siz çatıya. Dört kişi. Siz de yerlerinize geçin. Geri kalan iki adam koşarak uzaklaştı. Cemil gergin ifadesiyle arkalarından bakıyor. Çatlar yavaşça dönmekte. Akbar'ın gergin bakışları Süreyya'da. Ali bu sefer de gelmezse gerçekten seni sevmediğini anlayacaksın Süreyya'm. Süreyya çuvalın altında sarsılarak ağlıyor. Mustafa bir kapıyı daha açtı. İlerliyorlar. Mustafa'm, bu yolun tütün deposunun altına çıktın emin misin kardeşim? Burada. Sağa döndüler. Dehliz girişleri kemerli. Duvar dibinde içinden alevler yükselen ayaklı bir çanak var. Bıçaklar birbirine dayalı halde dönmeye devam ediyor. Cemil'in dört adamı tüfekleriyle çatının kenarına dizildiler. Cemil elinde silahla bekliyor. Yakınında silahlı bir adam var. Tüm adamların başları ve yüzleri siyah örtüyle sarılı. İki silahlı adam karanlıkta ilerliyor. Çark mekanizması karanlıkta yürüyen bir grup askerin silüetiyle birbirine geçişti. Ali zemindeki tahta kapağı yukarı doğru açtı. Mustafa filintasını karşı yöne doğrultmuş. Elinde meşaleyle ilk o çıktı yer altından. Adımları temkinli. Yavaş yavaş basamakları çıkıp zemine ayak bastı. Ali ve Galip de çıktılar. Vallahi doğru yere çıktı Mustafa. Helal olsun sana bastığını. Yürüyün. Cemil hala olduğu yerde bekliyor. Karşı yöne dikkat kesilmiş. Çatıdaki adamlar tetikte. Askerler yoğun bir dumanın içinde koşar adım çıkıyorlar. Çatlar dönmeye devam ediyor. Askerler kulübün kendisine doğru koşuyorlar. Akbar haince gülüyor. Bulanık ortam gitgide netleşiyor. Mustafa'larmış. Yavaşça ilerliyorlar. Askerler su birikintisine bastıkça damlalar yükseliyor. Sesler geliyor. Hazır olun. Cemil'in silahlı iki adamı tahta sandıkların yanına sotelenmiş. Mustafa gergin bakışlarını ortamda gezdiriyor. Çatlar hala dönmekte. Deri çizmeli birileri temkinli adımlarla ilerliyor. Askerlermiş komutan önlerinde. Çatıdaki adamların namluları sandıkların arasından ilerleyen askerlerde. Mustafa, Ali, Çarklar ve Akbar arka arkaya geçti. Atın! Çatıdakiler askerlere ateş ediyor. Mustafa'lar ve Akbar silah seslerini duydu. Şenlik başladı. Bütün bunlar senin için Süreyya'm. Evet, misafirlerimiz de geldi. Su var, tuzağa düştük, ateş! Askerler. Galip, burada kılıç yerine girmeye çalışan olursa gözünün yaşına bakma, gebert! Başüstüne amirim. Hadi gidelim. Mustafa meşaleyi yere fırlattı, Ali ile gittiler. Galip etrafı kolaçan ediyor. İki adamı sandıkların arasından askerlere ateş etti. Çatıdakiler de onlara eşlik ediyor. Cemil'in sandıkların arasındaki adamlarından biri vuruldu. Cemil çatışmayı izliyor. Depoda su birikintisi varmış. Süreyya'nın yansıması suda. Akbar Süreyya'yı koltuğa oturtmuş. Kendisi koltuğun arkasında ayakta.
Akbar Süreyya'nın başını okşamak için elini uzattı ama kararsız çuval hala Süreyya'nın başında. Akbar Süreyya'ya dokunamayıp öfkeyle yumruğunu sıktı. Akbar karşısına bakınca birden panikledi. Canını almaya geldim Akbar! Yaklaşmayın, vururum. Kalk! Kaldırdı Süreyya'yı. Kalk! Buradayım Süreyya. Akbar haince sırıtıyor. Hadi sakin. Bırak kadını, cebertirim Akbar. Sizleri burada görmek ne güzel. Yaklaşmayın, öldürürüm. Ali sakın ateş edeyim deme. Akbar! Mustafa gebert! Akbar Süreyya'yı bırakıp bir kapıdan içeri girdi. Süreyya! Mustafa kapıyı tekmeliyor. Ali çuvalı kaldırıyor. Süreyya'nın üzerindeki dinamitlerle karşılaştı. Ali'nin gözlerinde dehşet ve şaşkınlık bir arada. Çuvalın altındaki Süreyya değilmiş. Kumral, uzun saçlı bir kadın. Ağzında siyah bir bant var. Mustafa! Mustafa duymadı. Ali ağlayan kadının başını okşuyor. Mustafa! İçeriden sesler geliyor. Çatakiler giriyor. Mustafa! Mustafa yanlarına koştu. Mustafa! Kadın yalvarırcasına Ali'ye bakarken yüzünü Mustafa'ya döndü. Mustafa kadının Süreyya olmadığını fark edince afalladı. Ardından dinamitleri fark etti. Çarklar dönmeye devam ediyor. Mustafa'nın yavaşça uzattığı eli dinamitlere dokundu. Dehşetle bakıyor. Dinamitler kadının ön gövdesine sarıldı. Mustafa bağlantıyı anlamak için kadının sırtını inceledi. Ali kaşlarını çatmış. Çaresizce Mustafa'ya bakıyor. Kadının yalvaran bakışları Mustafa'da. Çarkların dönüşü son hızına erişti. Işık çarkların üzerine çakıp kayboldu. Bir asker sandıkların arasındaki adamı vurup düşürdü. Galip çatıdan gelenlerle çalışıyor. Birini vurdu. Galip birini daha vurdu. Dinamitleri çıkarmış, deponun içinde olabildiğince uzağa fırlattı. Adamlardan biri korkuyla dinamitlere bakıyor. Mustafa dinamiti attıktan sonra koşarak uzaklaştı. Enkaz parçaları yağmur gibi yağıyor. Galip, Ali ve Mustafa bir aradalar. Ali patlama sesi yüzünden tek elini kulağına bastırmış. Galip şömermiş halde Ali'nin önünde. Ali'nin halinde bir tuhaflık var. Şaşkınlık içinde kulağından çektiği eline bakıyor. Elini yeniden kulağına götürdü ama bastırmadı. Yüzü alak bulak. Yanındaki tahta dolaba tutunarak zorlukla doğrulmaya çalışıyor. Oturmuş etraf toz bulutu. Galip! Kızı al! Ali! Ali duymuyor. Ali! Ali! Yaklaştı Ali'ye. Ali'yi uzaklaştırıyor. Acaba hangisi ya da hangileri ölmüştür? Belki de hepsi ölmüştür Yüce Efendi. Yüce Efendi gazete tutuyor. İyimser insanları severim Padre. Yüce Efendi'nin birden yüzü düştü, gazeteyi bıraktı, gözlüğünü çıkarıyor. Galip kadını çıktıkları kapağın yanına getirdi. Kadın yer altına iniyor. Ali ile Mustafa koşarak geldiler. Ali dehşetle bakıyor, eli sol kulağında. Ali acı çeker gibi yüzünü buruşturdu, bakışları Mustafa'da. Ali! Ali! Mustafa Ali'nin gözünde gittikçe bulanıklaşıyor. Ali! Mustafa Ali'yi tutarak kapaktan içeri soktu. Sana!
Kendisi de arkasından girdi, etrafı kolaçan edip kapattı kapağı. Akşam vakti Galata kıyısı. Akbar pencereden bakıyor Süreyya başında çuvalla koltukta. Bak gördün mü, yine gelmedi Süreyya. Büyük aşkın asla gelmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Süreyya'nın yanına yürüdü. Ama bak ben senin yanındayım. Ellerini tutup önüne çömeldi. Sana aşığım. Evet de Süreyya. Bu batmakta olan zavallı ülkeden giderim. Evet de. Evet de seninle gelirim de. Seni tekrar sevmem için bana küçücük bir umut ver. Ne çocuğun, ne de sen. Ali'nin umurunda bile değilsiniz. Unut onu. Öldü o. Süreyya Akbar'dan hışımla çekti ellerini, bilekleri urganla bağlı. Akbar'ın gözleri nemlendi. Çömeldiği yerden yavaşça kalktı, Süreyya'yı seyrediyor. Karamsar ifadesiyle bakarak sırtını Süreyya'ya döndü. Dalgın gözlerle düşünüyor. Üzerinde kahverengi pardösüsü. Ali'nin bileği sarılıyor. Bileğindeki incitme çok ciddi değil. Yakında iyileşir. Kumral doktor. Anladım. Ya kulak? Büyük ihtimalle geçici bir şey. Ancak kesin bir şey söylemek zor. Allah şifa versin. Ali bileğini saran hemşire uzaklaştı. Ali sargılı bileğini tutarak yatağın kenarında oturuyor. Mustafa açık kapıdan üzgün ifadesiyle kısa bir an Ali'ye baktı. O da iki yataklı, ortalarındaki komodinin üzerinde cam sürahi ve yanmakta olan bir mum var. Altındaki açıklığa kapaklı beyaz bir helke konmuş. Ali'nin siyah pardösüsü yatağın üzerinde. Gündüz, tramvayın olduğu bir cadde. Bir adam kaldırımdaki tezgahtan gazete aldı. Yazıyor, yazıyor. Eski Tütün Deposu'ndaki çatışmayı yazıyor. Toplantı odası. Ne yaptınız Mustafa? Süreyya Hanım'ı bulabildiniz mi? Maalesef sultanım. Ali'ye camide verilen mektup sandığımız gibi tuzak çıktı. Ama ben Süreyya'nın hayatta olduğunu düşünüyorum. Öyleyse onu kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Haklısınız sultanım. Ayaktalar. Peki ya Ali? Hastanede. Durumu iyi şükür. Allah şükürler olsun. Bu arada Redif Paşa ile Rüştü Paşa'ya ufak bir ders vermişsin. Öyle oldu. Sultan keyifle gülümsüyor. Rüştü'nün odası. Paşa! Bu nasıl iş böyle? Mustafa denilen adam hepimizle oynuyor. İhbar geldi, Mustafa'yı yakalamaya gidiyoruz diyorsunuz. Çatıştığınız adamlar kardeşlik teşkilatının katilleri çıkıyor. Bu iş böyle olmaz paşa. Nedim'e. Bundan sonra onlar gibi hareket edeceğiz. Gel. Kapıda iki adam var. İkisinin de yüzleri görünmüyor. Nedim ile Rüştü kapıya dikkat kesildiler. Adamlardan biri yavaş adımlarla içeri giriyor. Diğeri kapıda duran askermiş. İçeri yürüyen genç adam sakallı ve esmer biri. Boyu uzun, kemikli bir yüzü var. Nedim ile Rüştü ayağa kalktılar. Artık kendi istihbarat örgütümüzü kuruyoruz paşa. Tanıştırayım. Nijat Muhtar. Nijat, Nedim'i başıyla selamladı. Hiç çağırmayacaksın sanmıştım paşa. Nijat Muhtar, 10 kuşaktır bu devlete hizmet ediyorsunuz. Bugün hizmetlerin en büyüğü. Meşrutiyetin önündeki engelleri temizlemek. Siz benden yana rahat olun paşa. Meşrutiyetin ve iktidarına müktedir olmamızın önündeki en büyük engel Mustafa ve adamların Nijat. Onların işini bitir. O iş öyle bir bitecek ki paşam. Alemlere ibretlik olacak. Alem. Nedim dikkatle Nijat'ı inceliyor. Nijat bir kez daha başıyla selamladı Nedim'i. Teşkilat toplantı odası. Süreyya Hanım'ı kaçıranların kardeşlik teşkilatıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Kim bu şahıs? Gerçek adını bilmiyoruz ama namı Edmund Sultan diye biri.
Bu geçen sene Sen Nehri'ne düşüp boğulan zengin adam değil mi? Doğru. Ama cesedi bulunamamış. Yüce Meclis. Efendi Akbar ve Cemil, gelmediğine göre toplantıyı açıyorum. İkisi birlikte geldi. Açmış olduğunuz bu toplantıya eğer müsaadeniz olursa biz de iştirak edebilir miyiz efendi Miloş? Basamakları iniyorlar, Akbar önde. Yüce Efendi gözünü kırpmadan sert ifadesiyle ikiliyi seyrediyor. Masada 9 üye var. Hepsinin bakışları Cemil ve Akbar'da. İkili masaya yaklaştı. Ölmüş olmamı diliyordun değil mi Miloş? O nasıl söz efendi Akbar? Dün geceki baskın. Sen ispiyonladın Miloş. İspiyonlamak mı? Beni çok ağır bir suçla itham ediyorsunuz. Eğer ispatlayamazsanız sizi müfteri ilan edeceğim efendi Akbar. Akbar ellerini masaya yasladı. Değerli azalar, malumunuz Yüce Meclisimizin başkanı tarafından müfettiş olarak buraya tayin edildim. Müfettişler neden gelir, yetkileri nelerdir, bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz. Buraya geliş sebebim son zamanlarda sıkça yaşanan başarısızlıklardır. Dün sadece değerli azaların bildiği tütün deposuna Mustafa ve Ali baskın yaptılar. Yüce Efendi gerildi. Cemil Yüce Efendi'ye meydan okur gibi bakıyor. Edmund ölmedi. İstanbul'da ve Miloş'la aralarında bir husumet var, öyle mi? Husumetin ötesine geçtiklerini düşünüyorum. Kendi aralarında çatışıyorlar. Nereden vardın bu kanaate? Yüce Meclis. Bulunduğumuz yeri Ali'ye sen söyledin Miloş. Hayal kuruyorsun Akbar. Hayal kurmuyorum. Biliyorum. Zira Mustafa'nın evini gözetlemesi için gönderdiğimiz adam gecenin köründe Ali'nin koşarak Mustafa'nın evine geldiğini ve bir süre sonra da çıktığını söyledi. 2 saat sonra da Mustafa ve adamları bulunduğumuz depoyu bastı. Cemil'in yüzünde alaycı bir tebessüm var. Değerli azalar, malumunuz bir müfettiş olarak lüzumu halinde teftiş ettiğim bölgeyi kontrol altına alabilme yetkim var. Ama ben bunu yapmayacağım. Bunun yerine Miloş'u vazifesinden alarak yerine efendi Cemil'i geçirmeyi sunuyorum sizlere. Cemil bile durup şaşırıp kaldı. Yüce Efendi öfkeyle Cemil'e bakıyor, göz gözeler. Tabii o çok kıymetli oylarınızla. Her şey hürriyet içinde olsun. Efendiler, efendiler. Oylama açık yapılacak. Kapalı oylama açık sayın. Hayır. Oylama açık yapılacak. Herkes mesuliyet almalı. Şimdi paraları masaya koyun. Yarım daire şeklindeki altın paralar masaya koyuldu. Efendi Cemil'e oy vermek isteyenler paraları öne sürsünler. Cemil keyifle seyrediyor. Bir üye öne sürdü. İkincisi kendine doğru çekti. Üçüncüsü de öne sürüyor. Cemil dikkatle izliyor oylamayı. Dördüncü aza da öne sürerken beşincisi kendine çekti parayı. Yüce Efendi de seyrediyor ama Cemil gibi rahat değil, bakışları gergin. Altıncı üye de parayı öne sürdü. Yedincisi de öne sürüyor. Yüce Efendi 2 parmağını paranın üzerine koydu. Dairesel yüzüğü parmağında. Parayı kendine doğru sürüyüp bıraktı. Diğer üyelerin seçimi gösterilmedi. Eşit. İlginç.
Ama tek bir oy kaldı. O da Efendi Cemil. Yüce Efendi ile Cemil'in bakışları birbirine kilitlendi. Yüce Efendi'nin kaşları iyice çatılmış. Cemil ise rahat tavrıyla gülümsüyor. Siyah pardösüsünden yarım daire şeklindeki altın parayı çıkardı. Cemil parayı yavaşça bıraktı masaya. Sert ifadesiyle Yüce Efendi'ye bakıyor. Katı ifadesine meydan okurcasına bir bakış ekledi. Yüce Efendi ile göz gözeler. Atların bakışları da Yüce Efendi de alaycı bir tavırla tebessüm ediyor. Cemil elini yavaş yavaş paraya yaklaştırıyor. Yüce Efendi'nin yüzü Cemil'in parayı öne süren eliyle yan yana geçişti. Cemil üç parmağıyla sürdüğü parayı durdurdu, eli uzaklaştırıyor. Yüce Efendi'nin yüzü taş kesilmiş gibi kıvırmadan öfkeyle Cemil'i seyrediyor. Yüce Efendi kalkınca diğerleri de kalktı. Efendi Cemil, Osmanlı Teşkilatı'nın yeni Yüce Efendisi oldunuz. Cemil memnuniyetle gülümseyerek Akbar'ın yüzüne bakıyor. Yüce Efendi'nin bakışları ikilidi. Sizi tebrik ederim, tebrik ederim, tebrik ederim. El sıkışıyorlar. Yüce Efendi'nin yüzü asıldı. Yavaş adımlarla üyelerin arkasından geçiyor. Zaman yavaş. Akbar ve Cemil yüzlerini Yüce Efendi'ye döndüler. Yüce Efendi yanlarına geldi. Bakışları Akbar'la Cemil'in arasında gidip gelmekte. Cemil ifadesini sertleştirdi. Yüce Efendi gidiyor. Cemil gergin ifadesiyle derin bir nefes alıp yavaşça geri geldi. Teşkilatın toplantı odası. Öyleyse Süreyya Hanım'ı kurtarmak ve kardeşlik teşkilatına öldürücü darbeyi vurmak için Edmund Sultan'ı yakalamamız şart. Haklısınız. Peki Farah'ın akıbetiyle ilgili bir haber var mı? Onu bulacağım. Ve eğer gerçekten o Piro'ysa gereken cezayı ellerimle vermeye hazırım. Hakikat bir ortaya çıksın da akıbetiyle ilgili karar veririz Mustafa. Masanın yanındalar. Arkalarındaki duvarda üç tane dünya haritası asılı. Karşılıklı duran raf ünitelerinde dosyalar var. Mustafa. Neredesin? Hücre. Gelmeyeceksin değil mi? Onlara inandın, gelmeyeceksin. Benim muhbir olduğumu düşünüyorsun. Buradan çıkmam. Leyla'nın muhbir olduğunu ispat etmem lazım. Buradan çıkmam lazım. Mavi gözleri yaşla doldu. Dudakları kurumuş. Farah. Elinde sarı bir çiçek var. Farah'ın bakışları Fethi'de. Bak. Çiçeği hafifçe sağa sola sallayarak parmaklıkların ardından gösteriyor. Başlığını çıkarmış, saçlarının önü dökük. Çiçek mi? Senin için kopardı. Benim için. Fethi heyecanla baktı. Senin için kopardım. Farah kalktı yerinden, tebessüm ederek işveli bakışlarla Fethi'ye doğru yürüyor. Saçının yanını nazik bir tavırla geriye attı. Fethi büyülenmiş gibi hiç kıpırdamadan Farah'ın yüzüne bakmakta. Farah parmaklıklara yaklaştı. Fethi Paşa, sen neden hala buradasın? Ben ne yapayım? Beğendin mi sen? Çok. Farah gülünce Fethi hızlıca anahtarları çıkardı. Farah yavaşça geri geri yürüyor. Fethi içeri girip Farah'ın karşısında durdu. Farah tebessüm ederek çiçeği aldı. Fethi'nin gözlerine bakarak kokluyor. Teşekkür ederim. Fethi elini Farah'ın arkasındaki duvara yasladı. Bir şey soracağım sana. Filin tamı ben mi? Pişmiş kelle gibi dişlerini göstere göstere sırıtıyor. Tek adım çektiği kabinli bir araba suyun içinden geçti. Hava aydınlık. Yüce Efendi içinde. Cemil. Ne bakıyoruz Cemil? O
Ona güvenmekle büyük hata ettim. İhanet etti. Bu akbarı kendi hamlesinde boğacağım. Gençler karşısında. Bunun ne yapacağını tahmin ediyorum. Hemen Leyla'ya ulaşmalıyız. Fethi bağırırken acıyla yüzünü vuruşturuyor. Elleri bacaklarının arasında. İki avucuyla birden Fethi'nin yüzüne sert bir darbe vurdu. Fethi yerde. Farah bu kez tekmesini kullandı. Bacak arasına indirdi darbeyi. Fethi Paşa. Çok mu acıdı? Kalk, kalk, kalk. Hadi kalk. Kalk. Kalk! Fethi kalkar kalkmaz demir sopasını çıkardı ama Farah bileğinden yakaladı. Üzerindeki anahtarları aldığı gibi gözüne sapladı Fethi'nin. Fethi'nin düşen avucu kanla doldu. Farah anahtarları yukarıya kaldırdı. Uçlarından akan kan yerdeki çiçeğe damlıyor. Farah anahtarları yere atıp hızlı adımlarla hücreden çıktı. Fethi yerde yüzüstü. Yolun kenarındaki boyacı bir adamın siyah ayakkabısını fırçalıyor. Sokaktan gelip geçenlerin arasına Mustafa da katıldı. Adımları hızlı. Mustafa! Filinta Mustafa! Feriha koşarak yaklaştı. Feriha Hanım. Kızım nerede Mustafa? Bilmiyorum. Farah dünden beri ortada yok. Kardeşlik teşkilatının muhbiri olduğunu söylüyorlar. İnanmıyorsun değil mi? Feriha Hanım, ben artık kime, neye inanacağım bilmiyorum. Bana inan. Benim kızım köstebek falan değil. Tek suçu var, o da sana aşık olmak. Mustafa'nın elini tuttu. Eğer sen de onu birazcık sevdiysen, kızımı bul. Hakikati öğren. Hakikatleri ortaya çıkaracağım. Hoşumuza gitse de gitmese de. Merak etme. Feriha Mustafa'nın elini bıraktı, çaresizce bakınıyor. Hastane. Çok ani hareket etmeyin. Birkaç gün ağrıyacaktır. Ağrınız artarsa tekrar gelirsiniz. Ali dalıp gitti. Ey Dilberi Rana. Canım efendim. Ey tesadüfü müstesna. O mahrem cemaliniz görünce size lahsa-i kalpten vurdum. Kalbim her nefeste sizin aşkınızla atarken... Deste istivacınıza tarih. Ömrüm sizinle aynı yastığa baş koyarak geçirmekten başka arzum yoktur. Süreyya'm. Efendim? Ali yüzünü yavaşça hemşireye döndü. Hemşire Ali'nin bileğindeki sargıyı yeniliyor. Ali'nin gözleri yaşla dolu. Hemşire bir şeyler söylüyor ama Ali hiçbirini duymuyor. Hemşire konuşmaya devam ederken Ali yüzünü önüne döndü. Kederli gözleri bir kez daha dalıp gitti. Sırtı yatağın parmaklıklı beyaz başlığına yaslı. Sarı pike karnına kadar çekili. Bekram! Ne var oğlum? Adam başıyla gelmesini işaret etti. Bekri sedirdeki silahını aldı, bahçe kapısına yürüyor. Mustafa'nın evinin kapısında bir koruma nöbette. Ecel gelmiş. Bahçe kapısından çıkan Bekri'yi başıyla selamladı. Buyurun, kimsiniz? Tabibe Leyla Hanım'ın evi burası mı? Ha, burası. Acil bir hastamız var da. Müsaitse gelebilir mi acaba? Ne aciliyeti? Ne kadar acil? Beyefendi, lütfen. Durum çok acil. Burada bekle. Az önce haber veren korumaya başıyla Ejder'i gösterip göz kulak olmasını işaret etti. Eve doğru yürüyor. Semiha Leyla ile patates soyuyordu, kalktı. Saç örtüsünün rengi sütlü kahve. Buyurun Bekir Efendi. Melek Kanatlı, Leyla yenge müsaitse bir seslenebilir misiniz? Leyla, geldim dadıcığım. Ejder gerilmiş, kabinli araba arkasında. Yüce Efendi pencereden gözlüyor. Bekir Efendi. Leyla yenge. Dışarıda bir fayton var. Acil hastaları varmış. Leyla yenge müsaitse bir bakabilir mi dediler. Kimmiş? Vallahi söylemediler.
Leyla Bekri ile bahçe kapısına yürüyor. Üzerinde siyah bir elbise var. Etek turuncu, göğüs kısmı ve manşetleri beyaz. Leyla Ejder'i görünce afallayıp duraksadı. Şaşkınlıktan gözleri büyüdü. Ejder sakin. Kısa bir an göz göze geldi Leyla ile. Başında fes var. Leyla tedirgin. Bekri'ye bir göz atıp yüzünü tekrar Ejder'e döndü. Hastanız mı var? Hastamız ağır durumda tabibe hanım. Yüce Efendi'nin yüzünde atkı sarılı. Çantamı alıp geleyim ben. Yüce Efendi gizlice pencereden gözüyor. Bekri işkillenmiş gibi bakışları Ejder'in yüzünde. Leyla evden çıktı. Nefesiyle şişirdiği yanaklarını tedirgin bakarak boşalttı. Peki gidelim. Ejder arabaya yürüdü. Leyla yenge, ben de sizinle geleyim. Ejder öfkeyle bakarak elini belindeki silahına götürdü. Gergin bir bekleyişte. Silahını yavaşça çıkartırken Leyla gördü. Gerek yok Bekri Efendi. Leyla yenge, hayatta olmaz. Sizi yalnız bırakamam. Leyla Ejder'e bakınca öfkeli gözleriyle karşılaştı. Bekri Efendi, endişeye mahal yok. Ben beyefendi çok eskiden tanırım. Bekri Ejder'i süzüyor. Ejder bakışlarını kaçırdı silahını çıkarmak üzere. Bekri sıkıntıyla Leyla'ya bakıp göz bebeklerini yukarı dikti. Leyla çantasıyla arabaya yürüyor. Önce Ejder bindi arabaya. Yüce Efendi'nin karşısına oturdu. Leyla da biniyor. Endişeyle bakınarak Ejder'in yanına geçti. Yüce Efendi'nin bakışları Leyla'da. Leyla kapıyı kapatırken her şey yolundaymış gibi Bekri'ye sıcacık tebessüm etti. Bekri şüpheci gözlerle arabanın gidişini izliyor. Yüzünde son şakağından yanağına inen bir kesik izi var. Cemil Akbar'ın odasında. Miloş artık tarih oldu. Cemil, yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacak. İzin verirseniz onunla ilgilenebilirim. Ama ondan önce evlat acısı yaşaması lazım. Bunu da benim için yapar mısın Cemil? Elbette yaparım Efendi Akbar. Ama buna gerek kalmayacak. Gelen Nijat. Bunu Osmanlı'nın yeni kılıcı yapacak. Tam da söylediğiniz gibi Efendi Akbar. Zira Rüştü Paşa beni gizli teşkilatının başına geçirdi. Her şey küçük bir tohumla başlar Cemil. O küçücük tohumu toprağa atarsın. Tıpkı yıllar önce Nijat'ı toprağa attığımız gibi. Toprağa atılan o tohum yıllarca bekler, 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 bekler. Ve tam ihtiyacımız olduğu anda bir anda açılıverir. Artık her şeyle senindir. Yaprakları, dalları senin eserindir. Nijat gibi o bizim tohumumuz Cemil. Yıllarca onun sabırla büyümesini bekledik. Artık büyüdü. Osmanlı'daki kılıcımız o. O kılıcı istediğimiz yöne döndürebiliriz. Padişaha ya da şimdi bu görevi ona veren Rüştü Paşa'ya, darbecilere ya da Miloş'a, Mustafa'ya ya da Leyla'ya. Ona kararı biz veririz. Cemil'in yüzü yakınlaştı. Pür dikkat Nijad'ı inceliyor. Aynı şekilde Nijad'ın da yüzü yakınlaştı. Bakışları sert. Cemil'in gözü Nijad'ın baş parmağında sarılı duran koyu bordo tesbihe takıldı. Tesbihin imamesinde iki boncuk var. Tesbih bulanıklaşırken Cemil'in çaktırmadan sıktığı yumruğu netleşti. Yüce Efendi'nin olduğu araba açlık yolda. Buraya kadar gelmeniz çok tehlikeli efendim Miloş. Daha tehlikeli şeylerle uğraşıyoruz Leyla. Ne oldu? Akbar Ayam, Yüce Meclis'in kontrolünü ele geçirdi. Ne? Yüce Efendi pencereye vurdu. Ejder. Ejder iniyor. Leyla kapıyı kapattı.
Yarın sana saldıracaklar Leyla. Kim? Akbar. Sebep? Sebep mi? Evet, Akbar Eyyan bana neden saldıracak? Sana verilen emre rağmen Mustafa'yı öldürmedi. Mithat Paşa'ya Şehzade Abdülhamit'in hayatta olduğunu ve anlaşmaya hazır olduğunu söyledin. Onun tahta çıkmasına vesile oldun. Bir de neden diye soruyorsun Leyla. Leyla karamsarlaştı. Leyla, yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman şimdi sana söyleyeceklerimi harfiyen yerine getir. Emredersiniz. Sakin ol Leyla. Gerisini ben hallederim. Nasıl isterseniz efendim Loş. Leyla'nın gözleri doldu, bakışlarını önünde gezdirerek düşünüyor. Akbar'ın odası. Senden ve adamlarından öldürmeni isteyeceğim ilk kişi Mustafa'nın karısı, Miloş'un kızı Leyla olacak. Bağış tutun efendi Akbar. Ama ben sana ne zaman olduğunu söyleyeceğim. Acele etme. Nişat başını hafifçe öne eğerek Akbar'ı olumladı. Sert bakarken tipi varmış gibi arada bir sol gözünü kısıp açıyor. Cemil dikkatle Nişat'ın yüzünü inceledi. Akşam Galata kıyısı. Kulenin yukarısında ışık yanıyor. Mustafa eve girince Bekri'nin korku dolu yüzüyle karşılaştı. Amirim. İçeriği işaret ederek kaş göz yaptı. Mustafa telaşla girdi içeri. Biri Leyla'nın başına doğru silah tutuyor. Farahmış. Mustafa gergin bakarak yürüdü. Ne oluyor burada? Mustafa. Dur. Mustafa durdu Farah divanda. Evet Mustafa. Leyla'nın bize anlatacakları var. Anlat Leyla. Neyi Farah? Mesela Kenan Miloş'u. Farah kaç kere söyledim, beni amcam Şemsettin Ulvi yetiştirdi. Amcam dediğin Şemsettin Ulvi, babam dediğin Mısırlı Ekrem Paşa'dan 3 yıl önce ölmüş Leyla, anlat. Farah! Ünlük silah at. Atmıyorum. Bana başka çare bırakma, don konuşana kadar bırakmıyorum. Sen de bana başka çare bırakmıyorsun. Elindeki silah at. Mustafa horozunu kaldırdığı filintasını Farah'ın üzerine doğrulttu. Farah'ın silahı bulanıklaşırken Leyla'nın yüzü netleşiyor. Semiha ağlamaklı halde Bekri'ye sokulmuş. Ölümden korktuğumu mu düşünüyorsun hala? Mustafa gözünü kırpmadan öfkeyle bakıyor. Bakışlarını divandaki Leyla'ya çevirdi. Farah indirdi silahını, gözleri nemlenmiş Mustafa'ya bakıyor. Çeksene dedi. Mustafa silahı indirmedi, aksine iyice kavradı. Çek tetiği, öldür beni. Hadi. Bitsin. Eğer masumsan hakikatler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Leyla tedirgin oldu, bakışlarını önünde gezdirerek düşünüyor. Farah'ın gözleri yaşla doldu. Elindeki silaha bakarak bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını araladı ama vazgeçti, gidiyor. Farah yanından geçerken Mustafa silahını indirdi. Farah Mustafa'yı bir adım geçmişti ki durdu. Hali ağlamaklı, çenesi titriyor. Farah yaşlı gözlerle Mustafa'ya baktı. Mustafa göz ucuyla bakarak bekliyor. Ben sana asla silah doğrultamazdım. Ne olursa olsun. Kapıya yöneldi. Leyla ayaklanmış. Mustafa gitmesine izin mi vereceksin? Mustafa! Mustafa filintasının horozunu indirdi, yeter dercesine kızgınlıkla baktı Leyla'ya. Leyla sakinleşip azıcık uzaklaştı. Ali hastanedeki odada başının arkasını yatağın demir başlığına vuruyor. Sağ eli sargıda olan sol bileğinde. Sırtı yatak başlığına yaslı, sarı pike karnına kadar çekili. Gözleri kapalı halde ara vermeden başını vurmaya devam ediyor.
açtı gözlerini. Yaşla dolmuş. Kederli bakarak başını hafifçe sağa sola sallamaya başladı. Yüzü gittikçe yakınlaşıyor. Sessizce ağlarken birden tebessüm etti. Tebessümü kayboldu, yine keder kapladı yüzünü. Geçmişi hatırlıyor. Açtığı kapı duvardaki cam şamdana çarptı. Ali cam parçalarını ayağıyla iteliyor. Gözümün var. Okyanus gözlüm var. Tamam, ben bu çiçekleri gelirken mezarlıktan yolmuş olabilirim. Ama ben fakir bir zabit eskisiyim Süreyya. Bu çiçeklerle kalbimden başka sana vereceğim hiçbir şeyim yok ki. Siyasettin evinde yemekteler. Ali aşkla Süreyya'yı seyrediyor. Süreyya lokmasını çiğnerken Ali'ye mahcup baktı. Ali'nin eli Süreyya'nın hamile karnında. Süreyya atılıp aşkla sarıldı Ali'ye. Şu an Ali yaşlı gözlerle dalıp gitmiş, kederli bakışları karşısına odaklı, elleri karnında. Gündüz kıyıdaki yelkenlilerin üzerinden hızlıca geçilerek Galata Kulesi'ne doğru yaklaşıldı. Atlı tramvay ilerliyor. Toplantı odası. Tersane konferansına çok az bir zaman var Mustafa. Ancak bu konferansa engel olmak isteyen mihraklar var. Bu mihraklar bizle Rusları bir savaşa sürükleyebilir. Pir de yanlarında. Barış konferansına tüm devletler evet dedi. Bu yüce meclis melunları milli devletlere rağmen hala cihanı yönetme telaşındalar. Bozarız oyunlarını. Üçü de masanın arkasında ayaktalar. Ortalarında duran pir yüzünü sultana döndü. Sultan düşünceli. Cemil Yüce Meclis'te baş köşeye kurulmuş, mağrur ifadesiyle tebessüm ediyor. Akbar yanı başında ayakta. Bu teşkilatın yeni başkanı olarak ilk hedefimiz tüm gücümüzle Osmanlı ve Rus savaşını çıkarmak için çaba göstermek olacak. Malumunuz, Tersane Konferansı'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu konferansın gerçekleşmesine mani olmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu size Efendi Akbar anlatacak. Teşkilatın toplantı odası. Bu konferansı engellemek için düşmanlarımız iki şey yapabilir Mustafa. Bir, İstanbul'da yaşayan çok önemli bir Rus şahsiyete suikast düzenleyip bizim üstümüze yıkmak. Haklısınız. Bu durumda hedefteki isim Rus seferi oluyor. Doğru. Yüce Meclis. Rus seferi bir suikast düzenler. Ve Osmanlı istihbaratına ve dahi Finita Mustafa ve adamlarına bu suçu atarsak, Rus çarı konferans salonundaki toplantı masasına oturmadan savaş çıkaracaktır. Rus topraklarında birkaç tane bombanın patlaması konferansı zaten engelleyecektir. İkincisi, Rus topraklarında stratejik olarak önemli ve moral değeri yüksek yerlere bomba koymak. Kremlin Meydanı ve dahi Petersburg'daki yeniden diriliş kilisesi gibi. Bu durumda Ruslar bize derhal yine savaş açacaklardır. Ne tuhaf değil mi pirim? Harici düşmanlarımızın maksatlarını vatanseverliğinden şüphe edemeyeceğimiz bir sürü insan alet oluyor. Hırs ve kibir insanı yalnızca zalim değil, aynı zamanda ahmak da yapar sultan. Sultan tebessümle onayladı. Eğer barış konferansını engellemek ve savaş çıkartmak istiyorlarsa yapacakları belli. Sultan başıyla onayladı. Cemil ile Akbar baş başa. Rusya'da bombalar patlayacak. İstanbul'da Rus sefiri ölecek. Savaşı fırsat bekleyen Ruslar buna çıldıracak.
İyi fikir. Lakin Rus sefir zaten bizim adamımız. Savaşta zayiat olabilir Yüce Efendi. Yüce Meclis azalarından birini öldürmek suçtur Efendi Akbar. Evet. Onu biz öldüreceğiz. Ama suçu Osmanlı istihbaratına atacağız. Cemil'in şaşkınlıktan gözleri açılınca Akbar elini patpatladı. Sakin ol, sakin ol. Biz Rus elçiyi koruruz sultanım. Korumak yeterli olmayabilir Mustafa. Rus elçiyi koruruz lakin Moskova'da patlayacak bombalara engel olmamız zor. Ben başka bir yol daha deneyeceğim. Rus çarına şahsen telgraf çektireceğim. Pir'in dikkatli bakışları sultanda. Bizi ve sizi birbirimize düşürmek için Moskova ve dahi Petersburg'da kötü şeyler olabilir. Bizden bilmeyin diyeceğim. Ayrıca Avrupa ülkelerine tersane konferansını istediğimizi ve barıştan yana olduğumuzu söyleyeceğim. Avrupa matbuatına da bu şekilde beyanat vereceğim. Siz en iyisini bilirsiniz sultan. Sultan bakışlarını önünde gezdirerek düşünüyor. Server Yüce Meclis'te. Bundan sonra gazete başlıklarını ben ya da Efendi Akbar belirleyecek Server. Siz nasıl uygun görüyorsanız Efendi Cemil. Güzel. Şimdi gazete başlıklarına gelelim. Konferansı engellememiz ve Osmanlı-Rus savaşını çıkarmamız gerek Server. Olmayacak duaya amin. Barış konferansı sonuç vermez. Olmamış. Hafif olmuş. Şöyle bir şey yapalım. Ruslara teslimiyetin adı Tersane Konferansı. Cemil beyniyle bakıp gülümsedi. Her iki gazetede mi? Diğerine de Moskova Barış günahtır. Cemil memnun. Server başıyla olumladı. Ahmet laboratuvarda bir kitaba göz atıyor. Nihan'ın ifadesi sıkın. Ben Farah'ın muhbir olduğuna inanmıyorum. Bu durumda dadı mı muhbir? Hayır. Ahmet düşünürken Nihan başıyla onayladı. Hadi canım. Leyla yenge falan olamaz. Saçmalama. Ahmet bak dinle bir anlatayım. Anlatma Nihan bana bir şey. Leyla yenge falan olamaz. Hayır. Ahmet kaş göz yaparak Nihan'ın susmasını işaret etti. Galip gelmedi mi? Geldi amirim. Çerkes takımına haber vermeye gitti. Galibi al, yanına birkaç adam daha al. Rus seferini koruyun. Nasıl yani? Soru sorma. Umbil'in başına bir şey gelmeyecek Ahmet. Baş üstüne amirim. Mustafa abi seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Ahmet merdivenden hayır diye kafa sallıyor. Sonra da konuşabiliriz abi. Çok mühim bir şey değil zaten. Ahmet gözden kayboldu. Mustafa merakla Nihan'ın yüzüne bakıyor. Nihan düşünceli. Farah'ın karşısında biri var. Neden geldin? Geçmiş olsun. Ziyarete geldim. Ne istiyorsun? Firhan'ın evindeler. Aslında övmeni istiyorum. Ben ölürsem yalanlarımın ortaya çıkmayacağını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Herkes er ya da geç senin kim olduğunu öğrenecek. Hayal görüyorsun. Farah sen beyni yıkanmış bir katilsin. Akıllı oynayan bir muhbir olmaktan iyidir. Leyla küçümser gülüşüyle alay edercesine kafa salladı. Belki de seni öldürmeliydim dün. Farah sen bana bir şey yaparsan Mustafa seni öldürür. Kanepenin önünde ayaktalar. Leyla kurnazca sırıtıyor. Çünkü... Önünde birleşik duran ellerini açtı. Siyah pardösüsünün üzerinden karnını okşuyor. Farah bakışlarını Leyla'nın yüzünden karnına doğru indirdi. Leyla yavaşça kaldırdı başını. Kurnazca sırıtmaya devam ederek Farah'ın yüzüne baktı. Meydan okurcasına başını iyice dikleştirdi.
Ben hamileyim. Farah hayretle Leyla'nın yüzüne bakıyor. Bir şey söyleyecekmiş gibi dudaklarını araladı ama konuşamadı. Öfkesinden yumruğunu sıkıyor. Bizim çok tatlı bir bebeğimiz olacak Farah. O yüzden artık kocamdan uzak dur. Ben muhbir değilim. Muhbir kim bilmiyorum ama ben muhbir değilim. Ben sadece Mustafa'yı çok seviyorum. Ve onun bebeğini taşıyorum. Farah'ın gözleri yaşla doldu. Artık kocamdan uzak dur. Tepeden küçümser bir bakış atıp kapıya yöneldi. Farah ağlamak üzere, dudakları titriyor. Leyla kapının ağzında durup bir kez daha küçümser baktı Farah'a. Farah yumruk yaptığı elini yavaşça açtı. Eli kasılmış gibi titremekte. Yavaşça kanepeye doğru yaklaşıyor, takati kalmamış gibi. Hafifçe sendeleyerek zar zor birkaç adım attı. Kanepeye ulaşamadan dizlerinin üzerine çöküp kaldı. Başı hafifçe öne eğik. Derin derin nefes alıyor, bakışları yerde. Üzerinde uzun gri bir hırka, yüz yapısı kemikli, kumral saçları sola taralı, doğal halinde iri dalgaları var. Farah sarsılarak sessizce ağlamaya başladı. Ali hastanedeki yatağında yaşlı gözlerle karşısındaki kapıya doğru bakıyor. Karnında duran elini yavaşça kaldırıp sanki birini görmüş de onu tutmak istiyormuş gibi öne doğru uzattı. Yüzünde buruk bir tebessüm var. Yüzük takılı elini hala kapıya doğru tutuyor. Birinin gelip de tutmasını bekliyormuş gibi hasretle kapıya doğru bakmakta. Ali bulanıklaşırken havadaki eli netleşti. Yavaşça uzaklaşıldı Ali'den. Odanın kapısı açık. Süreyya'nın kahverengi tonlardaki fotoğrafı Akbar'ın piyanosundaki iki mumun arasında. Başında çiçekli şapka var. Göğüs hizasından çekilmiş bir fotoğraf. Akbar piyanoyu çalarken nemli gözlerle fotoğrafı seyrediyor. Parmaklarını yavaşça çekti tuşlardan. Az önceki duygusal halinden eser kalmadı. Dişlerini sıkarak öfkeyle bakıyor fotoğrafa. Bakışlarını yere indirdi. Mumlardan birini söndürdü bakışları fotoğrafta. Diğer mumu da söndürdü. Mumlardan yükselen duman havaya karışıyor. Ali'nin odası. Bebek sesine dikkat kesilen Ali yavaşça doğrulup oturdu, gözleri hala yaşlı. Kapıya bakarak elini usulca sağ kulağına götürdü. Ali! Süreyya. Mustafa Gayasettin. Geleceğim oğlum. Geleceğim babacığım. Ali pikeyi üzerinden atıp yataktan fırladı. Yüce Efendi odasında. Yüce Meclisi ele geçirdikleri için benden daha güçlü olduklarını düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Ben hayatımı bu topraklarda geçirdim. Osmanlı'yı benden daha iyi bilen kimse yoktur. Hele Amerika'dan gelen bir züppe beni bu topraklarda yenebileceğini zannediyorsa çok yanılıyor. Ejderi anlatıyor. Haklısınız efendim Loş.
Gel. Bir adam gözleri bağlı haldeki Farah'ı kolundan tutarak getirdi. Ejder şaşkınlıkla bakıyor. Yüce Efendi memnun. Tebessümle Farah'a doğru yürüdü. Farah? Adam Farah'ın kolunu bıraktı. Sen haklıydın efendim Loş. Benim yerim senin yanın. Evine geri dönmene çok sevindim Farah. Farah'ın gözleri hala bağlı. Yüce Efendi'nin tebessümü yerini şüphe dolu bir ifadeye bıraktı. Farah'a yaklaşıyor. Tam önüne gelince durdu. Ama hapishaneden nasıl çıktın? Onu çok merak ediyorum. Zürriyetine düşkün budala bir gardiyan sayesinde. İkisi de gittikçe bulanıklaşırken şöminenin üzerindeki süs vazosuyla şamdan netleşti. Akşam ağaçların üzerine düşen ay ışığının huzmeleri yere doğru inmekte. Ağaçlar ahşap bir evin önündeymiş. Duvar dibinde ateş yanıyor. Ali köşeden sokağa girip ahşap evin önüne doğru yürüdü. Ateşin önüne gelince yavaşlayarak kısa bir an alevleri seyretti. Etrafına bakındı, yavaş adımlarla ateşin yanına çömeliyor. Ateşin üzerinde kısa bir an ısıttığı avuçlarını birbirine sürttü, kalkıyor. Duvar dibine iyice sokulup oturdu, sırtı duvara yaslı halde alevleri seyredaldı. Akbar'ın odası. Sana olan aşkımdan seni öldüremeyeceğimi düşündüğünü biliyorum Süreyya. Ama gerekirse yaparım. Koltuktaki Süreyya'nın yanına geldi. Belki de... Hançeri Süreyya'nın başında gezdiriyor. Yapmalıyım. Saten çuvalın üzerinden hançeri Süreyya'nın boynuna doğru kaydırdı. Bu tatsız oyun çok uzadı Süreyya. Gergin bakışlarını Süreyya'ya dikti. Bir bıçağın saplanışı ve Süreyya'nın fotoğrafı hızlıca bilinip kayboldu. Ali başı duvara yaslı halde uyuyakalmış. Yaslandığı yapının köşesinden çıkan bir adam karanlıkta Ali'nin olduğu yöne yürüyor. Sanki sokaklarda yaşayan biri gibi kıyafetleri eski püskü yırtık içinde. Ali fark edince değerli bir şey bulmuş gibi ellerini ovuşturarak yanına çömeldi. Sapsarı dişlerini göstererek sırıtıyor. Bakışları Ali'nin yüzünde. Uyduğundan emin olmak için elini Ali'nin yüzüne yakın tutarak aşağıya doğru gezdirdi ama Ali'de hiç tepki yok. Adam bakışlarını tekrar Ali'nin yüzüne çevirdi. Yavaşça uzanıyor. Ali gözü kapalıyken adamı bileğinden yakaladı. Ali'nin gözleri hala kapalı, başı duvara yaslı. Adamı Ali bırakmış, adam can havliyle kaçıyor. Ali gözlerini açmış. Gayet sakin bir halde elini ateşte ısıttı. Kısa bir an yüzüne kapattı ellerini. Sonra yeniden ateşi seyredaldı. Gündüz tarihi yarımada, karşı kıyıda iki cami. Teşkilatın toplantı odası. Rus sefirin korunması ne durumda Mustafa? Dün Ahmet ve bir grup Çerkez onu koruma sağladılar. Bu sabahtan itibaren de devam ediyorlar. Ben dün Rus çarına telgraf çektim. Barışı baltalamak isteyenler size ve elçinize saldırabilirler ve bunu bizim üstümüze yıkabilirler dedim. Biz elçinizi koruma altına aldık. Lakin başına bir iş gelirse mesuliyet kabul etmiyoruz dedim. Mustafa başıyla olumladı. Şimdi ikinci hamlemi yapacağım. Siz işi sıkı tutun Mustafa. Baş üstüne Sultan. Sultan kafa sallayarak düşünüyor. Nikolay'ın odası. Hazırlıklar nasıl gidiyor Anton? Gelecek olan heyetin kalacağı oteli zar zor ayarladık efendim. Zar zor. Konferans nedeniyle gelecek olan tüm heyetler, bunların katipleri, hizmetleri ve Avrupa'dan gelecek gazetecilerden dolayı tüm oteller dolmuş durumda. Dikkat Anton. Azami dikkat. Çarımız hariciyeden en güvendiği müzakere uzmanını tam yetkili olarak gönderiyor. Kalacakları odaları tek tek teftiş ettim efendim. Hı. Azaların konforları gayet iyi olacak. Gel. Kumral genç bir adam.
Ne var? Sana kaç kere bizi rahatsız etme dedim. Acil bir ulak geldi. Sultan Abdülhamit sizi sarayda bekliyormuş. Nikolay parmağıyla çıkmasını işaret etti. Simit satın alan adam simitçiye ücretini verip uzaklaştı. Simitçi dikkatle kalabalık caddeyi kesiyor. Karşısında bir de kuru yemiş tezgahı var. Satıcı müşterisinden parayı alıp külahtaki kuru yemişi uzattı. O da dikkatle caddeyi gözlüyor. Boyacı güya bir adımla ayakkabısını fırçalıyor ama bakışları hep caddede. Simitçinin gözleri fıldır fıldır, bir an olsun bakışlarını caddeden ayırmıyor. Nikolay sefaret binasından sokağa çıkınca sakallı kumral bir adamın eli belindeki silahına gitti. Başka bir sakallı daha var, onun da eli silahında. Nikolay sağına soluna bakınıp kapısı açılan kabinli arabaya bindi. Silahlı bir adam daha var, esmer, duvarın yanına sotelenmiş. Nikolay'ın bindiği araba uzaklaşırken Ahmet silahını beline soktu. Galip de sefaret binasının yakınlarında başıyla karşı yöndeki birini onayladı. Silahlı adamları onaylamış. Üç tanesi tek tek başlarıyla Galip'i olumlayarak karşılık verdiler. Kahverengi bir at. Plan değişti Cemil. Onlar var güçleriyle Rus seferi korurken biz İngiliz elçiyi vuracağız. Henry sefaret binasından çıkıyor. Bizzat kraliçe tersane konferansını iptal etmek zorunda kalacak. Henry kabinli arabaya yöneldi. Garbis yüzü örtülü halde bir binanın yanına gizlenmiş. Bir simitçi silahla gergin bir bekleyişte. Ama caddedeki simitçi değil, Henry'i görüyor. Henry bastonuyla arabaya doğru yürümekte. Simitçi başını geri çekip gizlendi. Bir de ayakkabı boyacısı var. O da Henry'i gözlüyor. İngiliz sefaret binasının yakınındalar. Henry sağa sola bakınarak yürümeye devam ediyor. Boyacı elindeki bombayı tezgahındaki boşluğa koydu. Garbis'in gergin bakışları Henry'nin üzerinde. Sakallı bir adam pencereye konuşlanmış. Tüfeğinin hedefinde Henry var. Henry hala arabaya yürüyor. Sakallı adam gözünün tekini kapatıp namluya odaklandı. Henry yürümeye devam ediyor. Başında İngiliz stili şapkası. Biri boyacıyı burnuna bez kapatarak bayılttı. Garbis endişeyle bakıyor. Hızlıca indirdi yüzündeki örtüyü. Ahmet simitçinin boynunu kırdı. Boyacıyı bayıltan Galip'miş. Adamı bırakarak yere yığılmasına izin verdi. Şeyle etrafa bakınmakta. Camdaki sakallı tetikte. Henry arabaya biniyor. Garbis gergin bekleyişte. Camdaki sakallıyı ensesinden yakalayan biri hızlıca geri çekti. Mustafa'ymış. Tüm gücüyle sakallının boğazına sarıldı. Garbis öfkeden dişlerini sıkıyor çünkü Henry arabaya bindi. Mustafa'nın bıraktığı sakallı yere yığıldı. Garbis yumruğunu ve dişlerini sıka sıka bakınarak gitti. Ahmet simitçi tezgahının yanında etrafı gözlüyor. Gelen Galip'i başıyla selamladığı ve gergin ifadeleriyle bakınıyorlar. Mustafa da geldi yanlarına. Üçünden Henry'i taşıyan arabanın önlerinden geçişini izliyorlar. Tahmininiz doğru çıktı amir. Sultanımız sayesinde. Nasıl? Sultanımız deasıyla İngilizlerle alay etti. İngilizler Ruslara boğazları açmakla tehdit etti. İngilizler de konferansta yanımızda olmak zorunda kaldılar. Anladım. Yüce Meclis de İngiliz desteğini kesip savaş çıkarmak için Rus yerine İngiliz sefirine saldırdı. Ama bu Rus elçiye ya da Moskova'ya saldırmayacakları anlamına gelmiyor. Patlamalar Moskova'da, Kremlin Sarayı. Umut, Abdülhamit'in telgrafı doğru çıktı. Tüm narodnikleri hemen tutuklatmalıyım. Çar Nikolay kızgınlıkla kafa sallıyor. Bir yelkenli gündüz vakti Galata kıyısında ilerliyor. Ethem Ali'nin olduğu sokakta Ali'nin yanından geçtikten sonra hissetmiş gibi birden durup arkasına baktı. Ali Bey? Ali yavaşça açtı gözlerini. Ethem Efendi. Ali Bey. Çömeldi. İyi misiniz? İyiyim.
Ethem üzgün ifadesiyle Ali'nin yüzünü seyrediyor. Ben bu herifi nasıl bulacağım? Bilmiyorum Ali Bey. Bilmiyorum. Kalktı. Ali'nin yanında bekliyor. Ali zorlukla doğrulmaya çalışırken hafifçe sendeledi ama hemen toparlandı. Avuçlarını birbirine vurarak temizledi. Nasıl bilmiyorsun lan? Nasıl? Yakasına yapıştı. Bilmiyorum Ali. Bilmiyorum. Bildiklerinde hiçbir şey yetmiyor zaten. Bildiklerini anlat. Anlat. Tamam Ali. Tamam. Omzunu patpatladı Ali'nin. Tamam. Tamam. Delireceğim Ethem Efendi. Bu adamı bulamıyorum. Anlat. Tamam Ali. Anlat. 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 Kabul odası. Sefir efendiler. Sizi buraya böyle apar topar çağırmamın fevkalade mühim bir sebebi var. Hayatlarınız tehlikede. Her ve Nikolay'ın yüzü allak bullak oldu. Birileri sizi öldürmek istiyor. Mithatlar üçtü de odadalar. İkisi de afalladı. Kimler padişahım? Rusya ile aramızda çıkacak olan savaştan menfaati olanlar. Bizi öldürerek... Ellerine ne geçecek diyorsunuz değil mi? Mesela size bir saat evvel bir suikast düzenlendi. Bana? Evet, size. Ve sizin ruhunuz bile duymadı. Harry şaşırıp kaldı. Rüştü sultana çaktırmadan dik dik sefirlere bakıyor. Aslında ben size saldıracaklar diye tahmin etmiştim. Lakin hedef şaşırtıp Sir Henry'e saldırdılar. Harry yüzünü solundaki Nikolay'a çevirdi, tepkisine bakıyor. Nikolay'ın şaşkın bakışları önünde. Harry tekrar önüne döndü. Yaşayacak ömrünüz varmış. Allah yardım etti de adamlarımız sizi kurtardı. Bana kim saldırdı? Demin de belirttiğim gibi, birileri savaş istiyor. Ve bunun için fitne peşindeler. Sefir efendiler, biz savaş taraftarı değiliz. Lakin zannetmeyin ki savaştan çekiniriz. Gerekirse savaşın en dehşetlisini yapar, kanımızın son damlasına kadar topraklarımızı müdafaa ederiz. Kralınıza, çarınıza ve kraliçenize telgraf çektim. Burada bizim toprağımızdasınız. Bizim korumamız altındasınız. Lakin başınıza bir şey gelirse bizden bilmeyin. Önünüze, ardınıza bakar olun. Harry sıkın ifadesiyle Nikolay'ın yüzüne bakıyor. Nikolay aynı ifadeyle karşılık verdi. Üçlünün bakışları hala sefirlerin üzerinde. Ethem ve Ali duvar dibine oturmuşlar. Başlangıçta her şey iyiydi, güzeldi. Süleyya Hanım dünyanın en zengin adamı Sultan Edmond'la evliydi. Ben de Paris'te Edmond'a ait olduğunu zannettiğim bir bankada çalışıyordum. O ara karım vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Kızımla beraber yaşamaya başladım. Kendimi işime ve kızıma adamıştım. İşimde başarılıydım. Edmond beni çok severdi. Bir gün geçmiş. Monsieur Edmond beni odasına çağırdı. Evet Ethem. Bu işi bir Türk olarak yalnızca sen yaparsın. Monsieur Edmond, takdiriniz bana onur verdi. Ancak kızım burada. Hem talebe, üstelik daha çok küçük. Kızım burada, onu yalnız bırakıp Süreyya Hanım'la beraber İstanbul'a gidemem diyorsun. Haklısın. Ama ısrar ediyorum.
Zira Kırım'ı senden başka kimseye emanet edemem. Ethem düşünüyor. Her şey kahverengi tonlarda akbar Ethem'e yaklaştı. Bak Ethem. Senle bir takas yapalım. Sen bana kızını, ben de sana karımı emanet edeceğim. Şu an. Ben de memleketi, Karamürsel'deki ailemi özlemiştim. 3 ay sonra dönecektim, kabul ettim. Süreyya. Boris Zahresan'ı öldürdüğü ablasının intikamını almaya gelmedim İstanbul. Evet. Edmond bana sıkı sıkıya tembih etmişti. Hem Süreyya Hanım'ı koruyacak, hem de olup biten her şeyi Edmond'a rapor edecektim. Ancak biz İstanbul'a geldiğimizde Edmond'un ölmüş olduğunu öğrendik. Nasıl? Bilmiyoruz. Hiç kimse de hiçbir şey bilmiyor zaten. Bir kaza sonucu Sen Nehri'ne düşmüş. Fakat cesedi hala bulunamadı. Ölmedi tabii şerefsiz. Tamam efendim. Ben bu Edmond'u İstanbul'da nasıl bulacağım? Bildiğim Galata'da İshak adında bir arkadaşının oğlu. İshak. Fransa'dayken bir laf arasında adını duymuştum. Bir de kumarı çok sevdiğini biliyorum. Ali kaşlarını çattı, karşısına bakarak gergin ifadesiyle düşünüyor. Akşam Galata kıyısından bir gemi uzaklaşıyor. Kilintası Mustafa'nın elinde. Akbar'ı yakalamak için elimizde 2 ipucu var. Birincisi İshak Efendi adında bir adam. Diğeri ise kumar düşkünlüğü. Bu zaafı onu bu gece yakalamamızı sağlayacak. Ali başıyla olumladı. Toplantı odasındalar. Mustafa bakınca Ethem de başıyla onay verdi. Akbar'ın odası. Vakit geldi Nijat. Bu gece Leyla'yı öldüreceksin. Bu gece Leyla ölecek efendi Akbar. Cemil Nijat'ın yanına geldi. Endişeyle Akbar'a bakıyor. Yüce Efendi'nin odası. Akbar'ı neden hala öldürmüyoruz efendim İloş? O işi biz değil, Mustafa ve Ali yapacaklar. Ancak Akbar'ı yakalamaları için biraz yardım etmeliyiz. Bir mektupla yerini direkt bildirelim mi? Hayır. Sokağın fısıltısından öğrensinler. Ali ve Mustafa'nın siyah beyaz fotoğraflarını tutuyor. Toplantı odası. Bu gece Akbar'ı yakalamak için 4 koldan saldıracağız. Birinci ekip Bekirlerin ekibi. Bunlar sokakta istihbarat toplayacaklar. Akbar, Eyyam adında bir şahsiyet arıyoruz. Diğer adı Edmond Sultan. Bunu ne edip, yapıp buluyorsunuz? Var mı merakı Bekir ağa? Olmaz mı? Fena bir müftezel, kumar. Merak etme Bekir ağa, buluruz. Eyvallah. İğne deliğine kadar araştırın. Aslan parçaları. Hadi bakalım şimdi. Uğurlar ola. Adamlar Mustafa'nın bahçesinden çıkıyor. Toplantı odası. İşimiz Bekir'e mi kaldı be Mustafa'm? Nasıl bulacaklar peki? Kenan Miloş nasıl birkaç gün önce mektup yolladıysa bu sefer de irtibata geçmek için bir yol bulacaktır. Nasıl? Sokaklara yayılan bir haberle tabii ki. Yeraltı dehlizlerinden geçiliyor. Ortamı aydınlatan kaynak, ayaklı çanaklardan yükselen alevler. Eşler bir koridorda. Bu gece birileri Akbar Eyyam'ın saklandığı yerleri öğrenmeye çalışacak. Bu adamlara yardımcı olun. Saklanması muhtemel yerleri kulaklarına fısıldayın. Anlaşıldı mı? Toplantı odası. Ahmet, Galip. Oldukça şık giyinin. Bütün kumarhaneleri dolaşın. İkisi de kafa salladı. Bankerler kulübüne gidebilir. Orada kumar da var. Orası Ali ile bende. Peki ben ne yapıyorum Mustafa? Otelleri dolaş Ethem efendi. Arkadaşlar. Bu adam bizden kaçmıyor. Hatta amacı kendini yakalatmak bile olabilir. O yüzden onu gördüğünüzde asla yakalamaya çalışmayın. Takip edin. Nerede olduğunu öğrenin yeter. Kimse de ölmesin. Arnavut, bir ölürsen seni gebertirim oğlum. Tamam mı?
Mustafa'm, ben de ölmeyeyim. Bir de hakkınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun. İmtazını masadaki Türk bayrağının üzerine koydu. Kabzasında ay yıldız figürü var. Nikolay sefaretten çıktığında Galip'le birlikte onu gözleyen istihbaratçılar karanlık sokaklarda birilerinden bilgi toplamaya çalışıyor. Bir tanesi sakallı biriyle konuşurken diğer üçü de geldi. Sakallı elinde bazı yönleri işaret ediyor. İstihbaratçılardan biri adamın omzunu patpatladı. Uzaklaşıyorlar. Sakallı adam sinsice güldü, gidiyor. Kumar oynanan bir eğlence mekanı, içeride kadınlar da var. İkisi ayaküstü sohbette. Bir kadın masadan çantasını alıp kumar oynanan diğer masaya yürüdü. Elini bir adamın sandalyesine yasladı. Galip ile Ahmet şık takım elbiseleriyle kağıt oyununa oturmuşlar. Masalarında iki adam daha var. Ahmet önündeki renkli taşlardan birini ortaya doğru koydu. Bir yandan diğer masaları kesiyor. Nihan da gelmiş. Şık elbisesiyle Ahmet'in yanında ayakta. O da göz ucuyla ortamı gözlüyor. Koyu bir göz makyajı yapmış. Ahmet yüzünü Galip'e dönüp işi yok mu anlamında kafa salladı. Galip olumsuz anlamda karşılık verdi. Etap etrafına bakına bakına yürümekte. Grand Otel'in önüne gelince duraksadı, içeri giriyor. Danışmadaki erkek görevliyle bir şeyler konuşuyorlar. Ahşap bankonun üzerinde yanan bir mum var. Konuşmayı bitiren Etap kapıya yöneldi. Sokakta sağa sola bakınıyor, üzerinde gri uzun ceketiyle yeniden yürümeye koyuldu. Mustafa siyah bir takım giymiş, Ali de aynı şekilde. Çık bir mekandaki kalabalığın arasında gezinerek ortamı gözlüyorlar. Gelenler bazıları masalarda, bazıları içki kadehleriyle ayaküstü sohbet ediyor. Herkes şık giyimli, aralarında kadınlar da var. Semiha Kanaviç'e işliyor, Leyla diğer divanda kitaba dalmış. Üç adam eğilmiş halde Mustafa'nın bahçe duvarının önünden geçtiler. Bahçede iki koruma dolaşıyor. Leyla okuduğu kitaptan başını kaldırdı. Bir şey hissetmiş gibi korkuyla bakıyor. Bahçe kapısındaki korumanın boğazı kesildi. Nijat kapıdan girmek üzere, zaman yavaş akıyor. Korumalardan biri Nijat'a silah çekmek isterken adamlardan biri gelip boynunu kırdı. Hemen sonra diğer korumanın da boğazı kesildi. Geçmiş. Yarın sana saldıracaklar Leyla. Şu an Leyla korkuyla bakarak düşünüyor. Semiha kapı sesiyle ürküp ayaklandı. Nijat sırıtarak içeri yürüyor. Arkasında üç adam daha var. Zaman hala yavaş. Nijat Semiha'nın önüne geldi. Semiha korku dolu gözlerle baktı ona. Hayırdır? Nijat sakince kafa salladı. Elindeki tesbihi evirip çeviriyor. Nerede o? Kim? Leyla gitmiş. İçeride kimse yok amirim. Nijat sol gözünü kırpıştırdı. Gergin ifadesiyle Semiha'ya bakarak tesbihin imamesini sallıyor. Leyla sokakta elinde kese çantasıyla basamaklara yöneldi. Arkasında kandil taşıyan bir adam geçiyor. Leyla basamakları bitirdi, bakışları gergin. Yanından birileri gelip geçmekte, hava karanlık. Sokaklar çanaklardaki alevlerle aydınlanıyor. Yarın sana saldıracaklar Leyla. Geçmiş. Yaşamak istiyor musun? Leyla, yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman... Şimdi sana söyleyeceklerimi harfiyen yerine getir. Şu an Leyla yürümeye devam ediyor. Mustafa'nın evi. Nerede o? Semiha'nın korku dolu bakışları Nijat'ta. Leyla gergin bakarak ilerlemekte. Nijat Semiha'ya sırıtıyor ama bakışları gergin. Semiha'nın korku dolu gözleri Nijat'ınkilere kilitlenmiş. Leyla üşümüş yürürken ağzından duman çıkıyor.
Hicaz Polya'na bakıp adamlardan birine hadi anlamında başıyla işaret verdi. İşaret ettiği adam silahı Semiha'ya doğrultur. Semiha dehşetle adama bakıyor. Yüce Efendi'nin odası. Evi bastılar. Basacaklarını biliyorduk. Lakin Akbar'ın adamları değildi. Kimlerdi? Bilmiyorum. İçlerinden hiçbirini tanımıyorum. Akbar kendi adamlarını getirdi demek. Leyla biraz öncesini hatırlıyor. İçeride kimse yok amirim. Nişada söyledi. Şu an. Bir dakika. İçlerinden biri reislerine amirim dedi. Osmanlı gizli servisi. Nasıl da aklıma gelmedi. Akbar Osmanlı gizli servisine sızdı demek. Ne yapacağız? Mustafa'nın Akbar'ı öldürmesini bekleyeceğiz Leyla. Akşam yarımada manzarası. Allahu Ekber! Sabah Eminönü kıyısından bir gemi uzaklaşıyor. Kalabalık bir cadde Mustafa Ali ile bir yapının yanında. Adamımız burada. Gidelim. Yolun karşısındaki yapıya doğru yürüyorlar. Ahşap kapının yanındaki beyaz tabelada Banker İshak yazılı. Mustafa kapının önünde durdu, etrafı kolaçan ediyor. Takımı hala üzerinde. Ali de şöyle bir göz attı etrafına, ardından Mustafa'ya döndü. Mustafa açtı. Birlikte girdiler. Kır saçlı bir adam çalışma masasında bir şey okuyor. Odadaki ahşap ayağın üzerinde bir erkek büstü var. Kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Ali adamın silahını aldı. Sakin. Mustafa odaya göz atarken birden sehpadaki cam şamdanı yere fırlattı. Ne yapıyorsun sen? Nerede o? Nerede? Kim? Kimi arıyorsunuz? Akbar. Akbar nerede? Ben öyle birini tanımıyorum. Birlikte çalışıyormuşsunuz. Bugün buraya gelecek diye duyduk. Mustafa'm. Burada bir sürü değerli şey var kardeş. Dur ne yapıyorsun? Ali Çin'i vazoyu havada yapma. Sallıyor. Yok aman yapma. Yapma ne olur. Lütfen yapma. Çok dikkat et ne olur. Yalvarırım lütfen. Bak o 500 yıllık bir vazo. Ensesine. O zaman cevap ver. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ali vazoyu yüksekten bıraktı. Tamam. Ali tam düşecekken yakaladı vazoyu. Tamam konuşacağım. Ali vazoyu konsola bıraktıktan sonra çalışma Aman. Masasına yaklaştı. Az önce buradaydı ama gitti. Nereye? Tamam sen bilirsin. Dur. Konuş! Vazoyu yatay halde başının üzerinde tutuyor. Orient kulübe gitti. Ali vazoyu tekrar yerine bıraktı. Mustafa masadaki demliğe benzeyen cam antikayı Ali'ye verdi. Yok. Yapmayın. Lütfen. Yapma. Yapmayın. Yere fırlatarak parçaladı. Ne yaptınız? Ne istediyseniz söyledim size. Yapmayın. Gittiler. Masaya oyun kartları diziliyor. Sakallı bir adam kartlara bakarak memnuniyetle gülümsedi. Yanında dikilen kadınla birbirlerine gülümsediler. Mekan kalabalık, masalarda kağıt oynamıyor. Kalabalık bir cadde. Pembe bir yapının önünde simitçi var. Ali ile Mustafa simitçinin olduğu caddeye doğru yürümekte. Arkalarında kalan yapının üzerinde otel yazılı bir tabela var. Otelin ismi seçilemiyor. Ali ve Mustafa Orient Club'ın girişine geldiler. Mustafa kravatını düzelterek çevreye göz gezdirdi. İçeri giriyorlar. Az önceki kağıt oynanılan mekan. Otuzlu sohbetler yapılıyor, herkes şık giyimli. Mustafa içeri önden girdi, Ali arkasında. Mustafa tebessümle gezinirken Ali ortamdakilere sinirle bakıyor.
Mustafa masada oyun oynayan sarışın sakallı adama kısa bir an bakıp yürüdü. Dikkatli bakışları masalardaki oturanlarda. Mustafa durup bir noktaya dikkat kesildi. Ali yanında bakınmaya devam ediyor. Ali. Orada. Masada sırtı dönük oturan adama bakıyorlar. Mustafa gergin bakarak masaya doğru ilerliyor. Ali de diğer yönden masaya yöneldi. Onun da bakışları gergin. Masada üç adam daha var. Ali ile Mustafa ellerini aynı anda uzatıp adamı omuzlarından kavradılar. Adam endişeyle yüzünü döndü. Akbar değilmiş. Ali şaşkınlıkla Mustafa'ya baktı. Adam merakla ikisinin yüzüne bakıyor. Mustafa renk vermemek için masadakilere gülümsedi. Ardından başıyla selamladı. Ali'nin yüzü düşmüş. Beyler. Mustafa ile Ali uzaklaşmak için hareketlenirken Akbar içeri girdi. Eli melon şapkasında. Birbirlerini aynı anda fark ettiler. Ali ile Mustafa'nın yüzü allak bullak oldu. Kalmış halde baka kaldılar. Ali'nin zihninde Süleyman ile Akbar'ın evlilik fotoğrafları çaktı. Ali nefretle Akbar'a bakıyor. Akbar sırıtarak eliyle selamladı Ali'ye. Ali öfkeyle baktı. Akbar kaçıyor. Akbar! Mustafa ile koştular. Akbar koşarak kapıdan çıktı. Mustafa ile Ali de çıktılar. Ali. Farklı yönlere koştular. Zozon için geleceklerdir. Kalabalık olun. İcaplarına bakın ve Zozon'u getirin. Zozan'ı götürüyorlar. Mustafa amirim Zozan'ı hastaneden çıkarın dedi. Pekala, şu köşedeki oda olma. Zozan'ı götüren adamlarla karşılaştılar. Ne oluyor lan, kimsiniz siz? Davranmayın yakarım. Hayırdır oğlum, çıramı yakıyorsun? Ne oluyor lan? 7-8 adam Galip, Bekri ve Ahmet'e silah doğrulttu. Zozan iki büklüm duruyor. İki adam kollarından tutuyorlar. Galip birini diğerlerinin üzerine iteleyip koşarak gitti. Lan! Geri çekil! Sakin olun oğlum! Sakin! Bir sakin olun! Sakin olun! Akbar insanların arasından koşmaya devam ediyor. Hastaneden içeri girdi. Mustafa peşinden ok gibi geldi ama Akbar'ı göremeyince yavaşladı. Etrafa bakınarak caddeyi adımlıyor. Ali henüz görünür de yok. Mustafa hastanenin önünde. Mustafa Akbar'ı göremeyince yeniden koşmaya başladı. Ali bir binanın köşesinden çıkıp sokağa ok gibi girdi. Kalabalığın arasında var gücüyle koşuyor. Başka bir sokağa döndü. Akbar hastaneden çıkmış. Bir adamı iteleyerek koşmaya devam etti. Yeşil bir alanda iki siyah çizmeli yan yana yürüyor. Yürüyenler Bekri ile Ahmet'miş. Arkalarından takip eden iki adam başlarına doğru silah doğrultmuş. Kuş bakışı ilerlemeye devam ettiler. Zaman yavaş akıyor. Silahlı adamlar fesli ve uzun siyah ceketli. Bekri'nin kırmızı atkısı boynunda. Burası yeterli. Çök! Çök! Bekri ile Ahmet umutsuzca birbirlerine bakıyorlar. Bekri karamsar ifadesiyle dizlerin üzerine çöktü. Ahmet de çöktü yanına. İki adam silahlarla arkalarından yaklaşıyor. Bekri bakışlarını medet umar gibi gökyüzüne dikmiş. Silahın namlusu hemen başının arkasında. Mustafa bir köşeden koşarak çıkıp sokakta yavaşladı. Akbar'ı göremeyince yeniden başladı koşmaya. Akbar yürüdüğü sokakta sanki bir şey hissetmiş gibi aniden durdu, endişeyle bakınıyor. Ali Akbar'ın arkasında. Akbar yavaşça başını arkasına çevirdi. Ali ile göz göze geldiler. Ali'nin zihninde Süreyya'nın fotoğraflı belgesi ve Akbar'la olan evlilik fotoğrafı belirip kayboldu. Ali öfkeyle bakarken Akbar yine kaçmaya başladı. Ali var gücüyle peşinden koşuyor. Yine bir yapının köşesinden kalabalık sokağa girdi. Koşmaya devam ediyor. Akbar
çiçekçinin sepetini kaptığı gibi alev üzerine attı Ali tekmesiyle karşıladı sepeti. Çiçekler havada uçuşuyor. Sepet yere çakıldı. Ali koşmaya devam ediyor. Akar koşarken simitçinin tezgahını devirdi. Simitçi kolları havada söyleniyor. Ali gelip simitlerin üzerinden atladı. Sokak kalabalık. Ali yılmadan akarı kovalamaya devam ediyor. Bekir ile Ahmet dizlerinin üzerine oturmuşlar. Silahların namluları hala başların arkasında. İkisi de tedirgin. Son duanızı edin. Bekir'in bakışları gökyüzünde. İllallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ahmet sessizce kelime-i şehadet getiriyor. Bekri gözlerini kapatıp başını yavaşça önüne eğdi. Bekri abi. Vatan sağ olsun. Millet var olsun. İkisi de gözlerini kapatarak beklemeye koyuldular. Gökyüzüne doğru çıkılıyor, hava bulutsuz. Ateş edilme anı gösterilmedi. Akbar koşarak depoya benzer bir mekana girdi. Merdivenin yanından geçip bir koluna tutunarak iç tarafa koştu. Ali de aynı mekanda silahını çıkarıp horozunu kaldırdı. Temkinli adımlarla yürüyor. Arkasında bir kolon var. Ali dikkatle karşı yönüne bakmakta. Baktığı yönde de kolonlar var. Ali az önce akların geçtiği merdivenin yanından geçip silahını ateş edecekmiş gibi karşıya doğrulttu ama baktığı yönde kimse yok. Ali arkasına bakınca Akbar'ı görüp ateş etti. Akbar kaçmış. Ali olduğu yerden ateş ettiği yönü kolaçan ediyor. Baktığı yerde kırık dökük bir kapı var. İçeride bazı kısımlar yanan ateşlerle aydınlatılmış. Ali silahını karşısına doğrultarak yürümeye devam ediyor. Bir kolonun yanına gizlendi. Akbar'ın koşan gölgesi duvarda. Ali gölgeyi fark edip ateş etmek istedi ama Akbar yine gözden kayboldu. Ali içeriye göz gezdirmeye devam ediyor. Akbar bir yere gizlenmiş, silahını karşı yönüne doğrulttu, gözü namluda. Ali arkasına bakınca koşarak geçen Akbar'ı gördü, ateş etti ama Akbar yine ortada yok. Ali Akbar'ın başındaki melon şapkayı fark etti. Şapka bir yükseltinin arkasında. Ali silahını doğrultmuş halde şapkaya doğru yaklaşıyor. Ani bir hamleyle koşup yükseltinin arkasına geçti ama ateş edemeden şaşkınlıkla baka kaldı. Şapka bir sopanın üzerine takılmış. Akbar yine ortada yok. Ali silahını indiriyor. Akbar arkasında. Aralarında 7-8 metrelik mesafe var. Ali durumun farkında değil. Şaşkınlığını hala atamadı. Dehşetle bakarak şapkaya yürüyor. Ali sırtından vurulunca sendeleyerek dizlerinin üzerine çöktü. Hafif hafif sarsılıyor. Akbar hala olduğu yerde. Akbar'ın etrafı dumanla çevrili. Akbar yavaş adımlarla Ali'ye doğru yürümeye başladı. Zemindeki aralıktan duman yükseliyor. Akbar aralığın üzerinden geçti. Silahı hala elinde. Akbar'ın bakışları gergin. Silahın namlusu yere dönük. Ali'nin arkasından yaklaşıyor. Ali arkasına dönüp hiç bakmadı. Hafifçe sarsılmaya devam ediyor. Hala dizlerinin üzerinde. Acısından yüzünü buruşturdu. Bıçak Ali. Yolun sonuna geldik ha. Süreyya'mı benden çalmanın bedelini ödeme vaktin geldi. Biliyor musun? Ben onu çok sevmiştim. O benim hayattaki tek aşkımdı. Sen ne yaptın? Onu benden çaldın. Benden kaçırdın.
silahı Ali'nin arkasından doğrulttu. Ama şimdi ölürsen Süreyya'm beni tekrar sevecek. Ali kaşlarını çattı, öfkeyle karşısına bakıyor. Atların gergin bakışları ve silahının namlusu Ali'nin üzerinde işaret parmağı tetiğin üzerinde hareket ediyor. Ali'nin öfkeli bakışları karşısına odaklı. Atların silahı hızlıca yakınlaştı. Bu dizinin betimlemesi Maya Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme Metin Yazarı Gülşen Argüç, seslendiren Emine Kolivar, altyazılar Devre Tezcan, Gökberk Yılmaz, Nuray Ünal, işaretleri Müjde Kolçak, son kontroller Hulya Akbaba, Donlay Ünal, Hasan Dikyuva, teknik yapım Ayşe Gündal, Murat Özçelik, Nijat Muhtar, Sedat Mert, Peti, Mert Aygün, yönetmen Osman Kaya, yapımcılar Serdar Öğretici, Yusuf Esenkal, yapım sorumlusu Mustafa Özmete. Kocaeli Post Prodüksiyon, Umut Şen, dublaj yönetmeni Emre Hakşı, kameramanlar Ümit Aytekin, Baran Mirza, set amiri Adem Gülgün, kostüm sorumlusu Hürten Sümek, terziler İzzet Üşengül, Gülami Akman, Türkan Kendemir, sanat dikin Hacer Erol, at eğitmeni Ali Varol, görsel efekt süpervizörleri Serkan Semiz, Oğuz Öztürk, Celal Öztürk, Gökhan Hotan, Mesut Yavuz, Filinta Sosyal Medya ekibi Afil Filinta Basın Danışmanı, BYD Tepyar, hukuk danışmanı Kayalı ve Çağman Hukuk Bürosu, Beyaz Fonda saat 19 05 istikametinde beliren siyah çizgi dönük daireyi tamamladı. Bu sırada ilerlediği yuvarlağın içini sarıya boyadı. Çizginin iki yanında E ve S harfleri belirdi. Altında film yazdı. Bu dizi TRT 1 tarafından S filme yaptırılmıştır. 2016